هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى أشرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعينوا من الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصلي وسلِّم وبارِك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصعب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الجنة لتتحلى وتتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان الى اخر الحديث صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى وتقدس حظت لري كجمز مبارك اي bu 27. gecenin faziletlerine, bereketlerine cümlemizi mazhar eyleyip Allahü Teala hayrından mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Fî hayrun min şehr Ramazan şerifte bir gece var, bin aydan hayırlıdır. Bu gece yapılan ibadetler Tabii kesin olmamakla beraber bu gece olduğuna kesin bir şey diyemiyoruz ama en ümitli gece bu gecedir. O halde o gece yapılan ibadetler desek daha doğru tercüme olur. 83 sene 4 ay bir insanın sıralı yaptığı ibadetten daha üstün olur. Men hurime hayra fakat hürim. O gecenin hayrından bereketinden mahrum olanlar bütün hayırlardan mahrum olur. Ramazan-ı Şerif'in bütün bereketlerinden mahrum olur. Yani Kadir Gecesi'nin hayrını kaçıran hiçbir şeye kavuşmuş olmaz. Hepsini kaçırmış olur. Onun için Kadir Gecesi'ni öyle aramak lazım, illa da kavuşmak lazım ki mahrum olmamak lazım. Allah Teala bizi o geceye ulaşmaktan ve ibadetle mahrum eylemesin. Amin. İnşallah Akşam namazını cemaatle kıldık. Yatsı namazını da cemaatle kıldık. İnşallah nasibimizi aldık. Çünkü hadis-i şeriflerde öyle buyuruyor. Akşamı yatsıyı cemaatle kılanlar men sallel meğribe vel işâ fi cema'a fekad ehede hazzahu min leyletil kadri kadir gecesinde nasibini almış olur. Akşamı yatsıyı cemaatle kılmak önemli. Sabahı da cemaatle kılmak önemli. Çünkü yatsı cemaatle kılan sahih Müslim hadis-i şerifinde fekennema ahya nisfe'l leyle. Gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Uyusa bile yatsı cemaatle kılan sabah namazına kadar uyusa bile sabah namazını cemaate çıktığı vakitte gecenin yarısına kadar ibadetle geçirmiş olur. Evet sabah namazında cemaatle kılarsa o zaman gecenin tamamını ihya etmiş olur. Demek ki bir adam gecenin tamamını uyumasa da sabah namazının cemaatine gitmese o tam ihya etmiş olmaz. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh safları teftiş ederdi. Sabah namazına kalktı, durduğunda, imam olduğunda o çünkü çok kuvvetli çobandı. Sürüyü arardı. Dedi felancayı göremiyorum. Felanca nerededir? Dediler ki o dediler Sabaha kadar ibadetle geçiriyor. Çok hiç uyumuyor. Onun için belki de sabah namazına yakın tabi daldırmıştır. Ağır bir uykuya kalmıştır. İnsan oturduğu yerde de uyuyor. Yani yatakta uyumak şart değil. Durduğu yerde kalıyor. Onun için sabah namazının cemaatini kaçırmış olabilir. Eyvah! Buyur. Keşke sabaha kadar yatsaydı da sabah namazının cemaatine çıksaydı. Onun için bunlar ihya'dan bir takım örneklerdir. Onun için Rabbimize yalvaracağız, mahrum olmayacağız inşallah. Bazıları tabi çok geceler ibadetle geçirmeye çalışır. Fakat bozuk itikatları olur. Ehli sünnete muhalif görüşleri olur. Ne yaparlar? Mevla Teala onları Kadir Gecesi'ne kavuşturmaz. Kavuştursa da efendim faziletine kavuşturmaz. Gafletle geçittirir mahrum eder. Bazıları çok geceleri ibadetle ihya edemez. Fakat allah Teala katında hayırlı amelleri olur, iyi niyetleri olur. Ehl-i sünnete göre sağlam inançları olur. allah Teala onlara Kadir Gecesi'ne muvaffakati nasip eder. Onun için bu iş Rabbimizin kazandırmasıyladır. Kimsenin elinde bir şey yok. Sabaha kadar ibadetle ihya eden kendisini üstün görmemesi lazım sabaha kadar yatandan. Çünkü adam yatsıyı cemaatle kıldı. Sabaha da cemaatle kıldı, arada da gitti yattı. Sabah imsaka da yattı, sahura kalktı mesela. Diyelim ki teheccüd bile kılmadı diyelim. Sen ne yaptın? Sen sabaha kadar hiç gözünü kırpmadın. Namaz, ibadet, Kur'an zikir yaptın. Tamam Allah kabul etsin. Ama sen ne zaman dersen ki ya bu nasıl adam sabaha kadar yatıyor ya Kadir gecesi bile adam ibadet yapmıyor. Dediğin vakitte sen kaybettin. Neden? Kendini ondan üstün gördün. Bu hastalık bizde çok var. Kendimizi üstün görmek hastalığı. Namaz kılan kendi kılmayandan üstün görüyor. Teheccüd kılan kılmayandan üstün görüyor. Hatim yapan yapmayandan üstün görüyor. Hatimle kılan normal kılandan üstün görüyor. Normal kılan efendim kılmayandan üstün görüyor. Bu bir üstünlük üstün görme hastalığı var Kimsenin amelinin Allah katında kabul olunup olunmadığı belli değildir. Onun için kendimizi üstün görmeyelim. Kendimizi Allah'ın kullarının en hakiri görelim. Diyelim ya Rabbi bu gece bu kadar affettiklerim var, azat ettiklerim var, hayırlı kaderler takdir ettiklerim var. Bu mübarek gecede sen onların hürmetine, kabul ettiklerin hürmetine beni de affeyle, beni de kabul eyle. Böyle yalvarmak lazım. Mevla'ya e, mertlik, yiğitlik sökmez allah Teala'dan zorla kimse bir şey koparamaz. Allah-u Teala'yı şantajla, tehditle kimse korkutamaz. Onun için allah Teala gani, müstahni, hiçbirimizin ibadetine ihtiyacı yok. Boyun bükmek lazım. Boyun kırıklığından büyük ilaç yok. Onun için Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudüs-i Sultanül Arifin Allah'a bilenlerin padişahıdır o ibadetle Mevla'ya ulaşmak istedi. Manevi kapıları açmak istedi. Çok ibadet ederdi. Onlarda uyku yok, onlarda yemek yok, onlarda içmek yok. Onlardaki hal çok acayip bunların. İnsan tahammül edecek gibi değil. Fakat tam istediğine ulaşamadı, vasıl olamadı. Sonra çok yorunca kendisini hatiften ona nida edildi, seslenildi. Ya Bâ Yezid hazainu Hazainuna bir rivayette var. Hazainuna memlûetun bil ibadet'' Fe in erattel vusûl eyleynâ fe aleyke bil vel Ey Eba Yezid el-Bestâmi! Bizim hazinelerimiz ibadetle doludur. Yani o kadar meleklerimiz var ki. O melekler yemezler, içmezler, uyumazlar. İnsan ne kadar ibadet yapsa da bir meleğin ibadeti kadar yapabilir mi? Çünkü insanın zaruretleri var. Abdest bozulacak, abdesti tazecek, yemek yiyecek, uyuyacak. Ondan sonra insanın ömrü ne kadar? Melekler asırlar dünya kurulmadan kıyamda melek var. Hala rükuya inmemiş. Dünya kurulmadan rükuda melek var. Hala rukudan kalkmamış. Sen bununla baş edebilir misin? Üç sübhane Rabbi el azim zor diyorsun. Ey Bayezid Bizim hazinelerimiz İbadetle doludur. Yani bizim ibadete ihtiyacımız yok. E yapmayalım mı ibadet? E yapacağız. Ama sanki bir hava atmayacağız. Bak millet ibadet etmiyor da ben ediyorum da işte adamın dediği gibi. Efendi Hazretleri sofrada adama ne dedi? Ya dedi görüyor musun ne kadar yemek verdi Allah bize. Ne kadar çeşit rızıklar verdi bize. Çok hamd edelim Rabbimize, şükredelim Rabbimize. De. Verecek tabii dedi. Biz namaz kılıyoruz. Ne kabak gibi adam ya. Efendi Hazreti Mübarek hemen bir laf bulur ki tam taşı kediğine oturtur. Dedi ki senin işin kime benzedi biliyor musun? Kime dedi? Adama acırsın dedi sokakta. Ayağa kalkamıyor. iki gün, üç gün yememiş. Gözü görmüyor, beli tutmuyor. Açlık zor bir şey. Allah açlıkla terbiye etmesin. Onun için nefis hiçbir şeyle terbiye olmadı. Neyle terbiye oldu? allah Teala nefsi yarattı. Sen kimsin, ben kimim diyor. Nefis ne diyor? Sen sensin, ben benim diyor. Ne kafasız bir şey bu bizdeki nefis ya. O nefis nerede? Hepimizin tam ortasında. Ne zaman meydana çıkıyor? O ben diyorsun ya ben. O ben dediğin o nefis işte. Ben 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 işte. O kütük kafalı o. Allah diyor ki Celle sen sensin ben ben. Allah Teala aklı yarattı. Akla dedi gel geldi. Git gitti. Otur otur kalk. Akla buyurdu ki senden değerli varlık yaratmadım buyurdu. Akıl hakikaten Lazım. Akılsız iman olur mu? Delinin imanı muteber değil. Akıl en şerefli mahluktur. Nefsi yarattı. Sen, kendisi, sen kimsin, ben kimsin? En tene, en ene. sen sensin, ben benim. Ateşe attı onu. Yakın şunu, yaktılar, yaktılar, yaktılar. Yine çıktı, sen sensin, ben benim diyor ya. Buyurdu. Aç bırakın. Açlıktan artık gözlerinin feri efendim gitti kulakları düştü yani. Hiç konuşacak hali kalmadı, hiç dermanı kalmadı. Sen 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 kimsin ben kimim? Sen Rabbul Alemin'sin. Ben senin aciz bir kulunum sen. Ha. Onun için açlık oruç hakikaten terbiye eder. Açlık terbiye. Eder. Oruç onun bir numunesidir. Bizim oruçlarımız biraz pek terbiye etmez. Bizinkiler azdır atabilir. Çünkü bizde sünnete uyan bir oruç yok. İftarda az yiyeceksin diyorsun. Oho Üç günlük yiyorsun ya. Bu, bu sünnete uymadığından nefis terbiyesine yardımcı da olmayabilir. Yani herkes bunu kendine göre denesin. Ama sünnete uygun bir oruç tutanın hakikaten açlık nefsini terbiye eder. E zaten ikindilerden sonra akşama yakın, iftara yakın insanlar hiç günah yapma meyli olur mu? Hiç günah yapma isteği kalmıyor. Açlıktan. Çünkü mide tok oldu mu bütün uzuvlar aç olur. Mide doydu mu? Göz nereye bakacağım? Kulak nereyi dinleyeceğim? El nereyi tutacağım? Ayak nereye gideceğim? Mide aç oldu mu bütün uzuvlar tok olur. Adamın karnı aç oldu mu gözü hiçbir yere bakamam. Kulağıma sus hiç konuş dinleyecek halim yok. <laughs> Efendim? Eli tutacak hali yok. Ayağının yürüyecek hali yok. Çünkü karnı aç bütün uzuvlar tok olur. Mevla böyle terbiye etti. Evet. Onun için Şimdi ne yapacak? İnsan boyun kıracak. Sen Rabbul Aleminsin diyecek. Ben senin aciz kulunum diyecek. Mevla bunu seviyor. Bizim hazinelerimiz ibadetle doludur. Sen meleklerden fazla ibadet edemezsin. E bize mi kavuşmak istiyorsun? Rızamıza mı erişmek istiyorsun. Boynunu bük, ihtiyacını bil. Ben seni muhtaç kulunum ya Rabbi diye kendi ihtiyacını Rabbine arz et. Mevla bunu çok seviyor. Allah Teala cümlemize bu mübarek gecede, önümüzdeki mübarek gecelerde, bayram gecesinde, bayram sabahında boyun kırıklığı hali nasip eylesin. Aciziyetimizi bildirsin bize. Kendi kudretini bildirsin bize. Men arafa nefsehu arafa rabbi, Nefsini bilen Rabbini bilir. Ne demek? Nefsinin acizliğini bilen Rabbinin kadirliğini bilir. Kendini ne kadar zelil, hakir, hor görürsen Rabbinde o kadar güçlü olduğunu bilirsin. Yani tersten söyleyersek Rabbinin ne kadar güçlü olduğunu gör, bilirsen kendinin de o kadar güçsüz olduğunu bilirsin. Öyleyse neyle bu iş olacak? Yine ibadet yapacağız. Yine yapamadık diyeceğiz. Yine kulluk yapamadık diyeceğiz. İbadet edemedik diyeceğiz. Abidlerin sultanı kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sübhaneke mâbedne hakkı hakkı ya Mahmud. Ey ibadete layık olan Allah'ımız. Seni tenzih ederiz. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik de. Sübhaneke <laughs> ma zekernâ ki hakka zikri ki abiz Zâkirlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey zikrolunan Allah'ımız seni tenzih ederiz. Bizim zikirlerimiz sana yakışmadı. Biz seni hak ettiğin şekilde zikredemedik. Sübhaneke ma şekernâ ki hakka şükri ki. Ya meşkûr. Ey bütün şükürlere layık olan Allah'ımız. Seni tenzih ederiz. Biz sana hakkıyla şükredemedik. Sübhaneke ma arafnâ ki hakka marifetik. Ya maruf. Ey bilinen Allah'ımız. Sen bilinirsin ama biz seni tenzih ederiz. Biz seni hakkıyla Bilemedik, tanıyamadık, takdir edemedik. Ve ma kaderullah hakka kadri. Kur'an'da üç yerde var. Kullar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Gerektiği şekilde onun kadrini, azametini, büyüklüğünü, yüceliğini bilemediler. Şimdi bizim aklımızla o yücelik nasıl bilinecek ya? Bizim ölçümüz ne? Bizim gözümüzün gördüğü ölçü ne? Duvarın arkasını göremeyen adamız yani. Gördüğümüz şeyleri de tartıya koyan adamız yani. Kaç kilo geliyor o kadar. Neyle tartacağız? Mevla çok yüce. Biz de o kadar aciz ve adi ve zelil hakir durumdayız. Onun için inşallah efendim böyle ibadetlerle hava atmak birbirine büyüklük taslamayı bırakalım da bir şey yapamadığımızı arz ederekten bir de öyle bakalım deneyelim. O zaman kapı açılacak inşallah. Göreceksiniz çok feyiz gelecek size. Ama böyle rekatları sayarsanız 100 rekat kıldım, 102, 104, 106 falan. Bu olmuyor. Bir 100, 200, 300, 500 falan. Ramazanda 3 hatim, 5 hatim falan. Bunlar yakışmıyor. Haftada 40 Yasin falan. Cık, ya mübarek adam. Anlatma. Yaptığından da mahcup ol. Utan. Kaç bir teravih kıldık? Becerdik mi şimdi bu? Kafamız nerede? Aklımız nereden girdi, nereden çıktı? Kars'tan var, Van'dan çıktı, girdi. Kafamızda nerelere gezdik? Şu namaza başladık bitirene kadar. Neler düşündük? Ya? Şimdi bu namazı kılan adam utanması lazım. Sabaha kadar rezil oldum ya Rabbi sana demesi lazım. E bir de şimdi ben şöyle kıldım, ben böyle kıldım. Ayıp bir şey ya. Layık bir halimiz yok. Allah'ın dostları Namazı bitirdikleri zaman yerlerinden kalkamazlar. Hatta uzun zaman suratlarından kan çekilir. Neden? Kabul mü oldum? Red mi oldum? E şimdi yarın sabah Allah hayırla kavuştursun. Yarın sabah çıktığımızda ya kabul mü oldum? Red mi oldum? Kadir gecesinde mahrum mu oldum? Af mı oldum? Mahfur mu oldum? Merhum mu oldum? Bunlar. Kimsenin garantisi yok. Herkes şüphededir. Onun için korkuyla ümit arasında Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Umduklarımıza nail eylesin. Korkuyla ümit arasında dengeyi sağlayan kullarına ilhak eylesin. Amin. Ya. Ümit kesmekten muhafaza eylesin. Çok güvenmekten muhafaza eylesin. Bunların hepsi mesele. Zor iş. Kulluk zor iş. Bu kapıda gelinlik zordur. Buyururdu. أفنى بابا مزاجي على بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك نعبد ونعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم Evet. Şimdi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere bu mübarek geceyi tam kesin kes bildirmek üzere Allahu Teala tarafından malumat aldı ve çıktı. Kainat efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın yanına fakat o sırada iki kişi kavga etti. İsimlerini tabi söylemiyor. Bu Ahmet bin Hanbel'de de var, Bukhari'de de var, İbn-i Ebi Şeybe'de var vs. Bu iki kişi yalnız isimleri belli. Falanla falan kavga etti. Evet. Bunun üzerine Kainat Efendisi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Kharajdu li yukbirakum bileyletil kadir Size çıktım ki yanınıza işte evinden çıktı mübarek Dedi ki Kadir gecesi tam şu gecedir diye size bildirmeye çıkmıştım dedi. Allah. Fetelaha racülen vel müslümin. Fulanu ve fulan. Felanca ile felanca dedi. Kavga etti, gürüldü, patırdı. Bir bağırtı çıktı orada. Allah. Kaldırıldı dedi. Bir gelen bilgi alındı bitti. Kainatın Efendisi'ne nesk oluyor. Bazı kere bir sure ne oluyordu? Nesk oluyordu. Tevbe suresi diyorlar sahabe-i Bakara suresi kadardı diyorlar. Şimdi Tevbe suresinde kaç ay? Bakara suresinin üçte biri kadar. Hep kaldırıldı. Gece kalkıyoruz diyor. Bir şey okumak için, o sureden. Ben okuyamıyorum. Sabah çıkıyorum öbürüne soruyorum o da okuyamıyor. Nesk var. Yani unutturuluyor. Unutturuluyor herkesin kalbinden alınıyor bir anda. Allah Allah. Kainatın Efendisi ne buyurdu? Kaldırıldı. Ve aşağı yekûne hayrallekûm. Umulur ki bu kesin bildirmemem sizin için hayır oldu. Niye hayır oldu? Şimdi kesin bilindiği vakitte hakikaten bizim millet uyanıktır. Efendim her gece yatar, bir de Kadir gecesi sabaha kadar ayakta durur. İbadet yapar. Böyle aleyhine uyanıklar var. Onun için şimdi gizlendi. Gizlendiği için hadi bu gecedir diye yemin et bakalım dese kimse yemin edemiyor. Yani o zaman ne oluyor? Tam bir güvence olmuyor. E ne yapın? Feltemiş va 9'da ve siz arayın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kaçta arayın? 9'da arayın, 7'de arayın, 5'te arayın. Yani tek geceler işte. 25 olur, 27 olur, 29 olur. Böylece bu gecelerde ararsanız bulacaksınız. Yine de elhamdülillah. Hiçbir hadiste bütün sene arayın buyurmadı. O zaman bayağı zordu. Ne yapın? Ramazanda arayın. E tabi bazı rivayetler varsa da ilk gece falan hakkında yine de ne buyurdu? Efendim son 10 gecelerde arayın. E ondan sonra da ne buyurdu? Son 10 gecelerin teklerinde arayın. E teklerde de bunun 5 gece olur. Tekleri. 21, 23, 25, 27, 29. E 5 geceyi de insan tabi e, ihya'ya muvaffak olması kolay olur. Ama mesele nedir? allah Teala kulundan razıysa evet allah Teala kulundan razıysa efendim ona Kadir Gecesi'ni ihya'yı nasip eder. İlla da tek geceler değil bak. Geçen sefer hadis-i şerif rivayet ettim. Ne dedim? 24. gece Kur'an indirildi dedim. Diye Ahmet İbni Hanbel'de bir hadis-i şerif var dedim. Bak Ebu Saadet-i Hudri hadisinde 24. gece hakkında Leyletül Kadir Erbani diyor. Kadir gecesi 24. gece. Ahmet İbni Ambel'de İmam Tahavi vesaire kaynaklar söylüyor. E onun için şimdi bayağı bir aramak lazım. Uyanık olmak lazım. Ancak bu geceden çok daha fazla ümitli olmak lazım. Çünkü sahabe-i kiram bu işi çok karıştırdılar çok üzerinde durdular. Ve Hz. Ömer radıyallahu anh sahabeyi topladı. Dedi ki ne yapalım yani buna bir karar verelim dedi. Rivayetleri toplayalım ne kadar hadis var bunlar hakkında bir değerlendirme yapalım. Hepsinin görüşü son on gecede olduğuna efendim tevafuk etti, ittifak etti. İbn Abbas diyor ki Hazreti Ömer'e dedim ki ben hangi gece olduğunu zannediyorum. Dedi hangi gecedir sen ümmetin alimisin. Resulullah ne bu dua etti? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Muallimu tevil. İbn Abbas'a duası var amcasının oğluna. Kainatın efendisinin. Ya Rabbi Allahu fekkihu fi'd din. Sen onu dinde ince anlayış sahibi eyle. Fıkıh ilmine muvaffak ile diye bir de tevil tefsir ilmini ona öğret diye. Onun için baş müfessir kim? İbn Abbas. Masallah öyle dua. Et. Dedi sen hangi gece anlıyorsun? Dedi ye, yedi olarak kalan yedi olarak anlıyorum yani 27. gece olduğunu düşünüyorum. ...peki dedi delilin nedir? Dedi yani çok delilim var. Gökler yedi, yerler yedi. Efendim insan yedi şeyden yaratıldı. Yiyeceği rızıkları yedi. Secde yedi huzur üzerine. Tavaf yedi. Şeyden taşlamak yedi. Saydı, saydı, saydı. E dedi sen hakikaten çok ince bir anlayış sahibisin. Bazı şeyler anlıyorsun ki biz onları anlayamıyoruz dedi. Böylece i̇bn Abbas'ın görüşü kabul gördü. Velakin lakin yani ilte misûleyletel kadir hadis-i şerifte Kadir gecesini arayın. Şimdi hiçbir hadiste tabii ki tam şu gecedir ifadesi var ama hep ifadeler nedir? Arayın. Leyle-i ve 27. gecede arayın. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hüzeyfe radıyallahu anh ve bazı sahabe-i kiram 27. gece olduğunda şüphe etmezlerdi. Onlar öyle itikad ederler. Biz de inşallah Böyle itikad edelim bu gece için inşallah. En inde zanni abdi bi ben kulumun bana karşı olan zannının yanındayım. Ya Rabbi biz bu kadar rivayetler gördük, okuduk ve itikad ettik ki bu gecedir inşallah. Yani itikad ettik. Rabbimiz de bize inancımıza göre muamele yapacak inşallahü Rahman ve cümlemizi efendim bu gecenin faziletlerine nail edecek ve hiçbirimizi mahrum etmeyecek inşallah. Evet. Bu mübarek gecede melekler çakıl taşlarından fazladır diyor hadis-i şerif. Dünyadaki melekler. Şimdi bunlar göklerin melekleri. Fakat ve innel melâketi ard. Kadir gecesinde, 27. gecede evet, yeryüzündeki melekler ne kadar olur? Ekzeru min hasa. Hiç çakıl taşını saymış yoktur. Ne kadar çakıl taşı var dünyada? Onların sayısından fazla olur. Bu kadar bol melekle dolu olan bir selamet gecesinde rahman Allah da cümlemizi bütün belalardan, felaketlerden, afetlerden, musibetlerden selamete çıkarır inşallah. Bu gece selam gecesi. Şimdi buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala Estaizu Billah İnna Fi leyletil kadir biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. E Kur'an 23 senede indi. 23 senede indi ama bir de toptan indirilişi var. Toptan nereden? Levh-i Mahfuz'dan alındı. Birinci kaç semadaki Beytül Hizzet denen makama indirildi. O toptan indiriliş ne zaman oldu? Kadir Gecesi'nde indirdik buyuruyor. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadir. Şanına tazım için. Sana ne bildirdi Kadir Gecesi nedir? Kimse bilemez ki bildirsin. İşte böyle bir büyük gecedir ki ben şimdi sana bildiriyorum. Bu ümmetin ömürleri kısa. Bizim ümmetin ömrüne kadar 60 60'lan 70 arası. Bana ümmetimin ömürleri gösterildi. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hasat zamanı yani ölüm zamanı 60 ile 70 arası. Bu ümmetten 70'i geçen ekallü ümmeti çok az çıkar. 70'i geçenlere muammer denir. Yani uzun ömürle yaşamış. 70'ten sonra yaşayana ne diyebilirsin? Uzun ömürlü adam diyebilirsin İslam'a göre. Hadis-i şerife göre. Bu itibarla 70 sene bir ortalama yapılsa, bunun da 10-12 senesi çocukluğa çıkılsa, yani hakikaten az bir zaman kalıyor. Bu zaman zarfında insan ne kadar ibadet edecek, ne kadar kazanacak? Geçmiş ümmetler yüzlerce sene ibadet yaptılar. Ne diyorum sana? Bizimkiler 10 gün itikafa dayanamıyoruz. Son 10 gecede 10 gün itikafa dayanamıyoruz. Efendim 10 gün itikafta bile bir kaytarma arıyoruz. Efendim eski ümmet geçen derste dedik 10 sene itikaf yapıyor. 20 sene itikaf yapıyor. 30 sene itikaf yapıyor. 30 sene bu ya. Allah ne sabır vermiş bunlara. Böyle ümmetler geldi geçti. Allah'ın ne kulları geldi geçti. Biz onların ibadetinin yanında rezil oluruz ya. Burhan İzgi vardı Allah rahmet etsin. Benle çok gezerdi sohbetlere. Alem adamıdı. Çok değişik bir adamıdı. Şimdi geldik gece o da İsmail Ağa'nın misafirhanede yatıyorum dedi. Şimdi gece 2'de 3'te mi geldik? 4'te dörtte falan işte teheccüde kalktım ile Halit amca vardı bandırmalı. Halit dede Ali Adel Efendi'den kalma. Şimdi diyor ben de diyor hafif uyandım sağa dönüyorum sola dönüyorum o da yandaki adama soruyor dedi teheccüdü kaç rekat kılıyorsun? O da demiş ki 12 rekat demiş yandaki adam. O da demiş 12 rekat olur mu demiş. E sen kanka ben 50 rekat kılıyorum demiş. Yahu dedi kalkacağım dedi ben de niyet ettim bir iki rekat kılayım yatarım yine yorgun geldi falan ama 50 rekatı duyunca hepten dedi niye üzerime çektim dedi. Kalksan şimdi 12 de kızsan dedi adam diyor ki 12 rekat olur mu teheccüd dedi. dedi. E şimdi yani adam 50 rekat kılanı duyduk mu kafamıza yorgan çekiyoruz ya. 30 sene itikafı duydun mu ne yapacaksın? 50 sene itikaf. Karı yok, kuru yok, çoluk yok, çocuk yok. Yemek yok, içmek yok. Senle benim yapacağım iş mi ya? Biz ne acayip adamız ya. Hiç dayanamıyoruz ya. Arada illa bir konuşacağız. Ya konuşmayın diyorum. Namaz aralarında konuşmayın diyorum. Evvabin kılarken şartı var. Teravih araları konuşmayın. Kur'an okurken konuşmayın. Ya bir cüz okuyunca bir cüzde beş kere, on kere, yirmi kere konuşulur mu ya? Bir cüzde oku ya, yirmi dakika, yarım saat. Konuşma. Bir, bir Yasin okuyor. Altı kere, yedi kere konuşuyor ya adam. E telefon çaldı ben ne yapayım? Bakma. Başkası baksın. E kapı çaldı. Allah. E, kapıyı çalı açarsan da otur konuşma. E Kur'an var önde, adam görüyor. Ama sen alıştırmışsın konuşma. Bu sefer adam kızıyor. Niye cevap vermiyorsun? Ya Allah ile konuşuyorum, senle mi konuşacağım? Terbiye yok. Onun için bir adam Kur'an okurken diyor, biraz okursa, biraz konuşsa, biraz okusa biraz konuşsa, Allah Teala ne buyurur? Abdiye ma Ey benim kulum, sen utanmıyor musun? Bir dostundan mektup gelse diyor onu oturursun harf harf okursun köşeye çekilirsin konuşanı susturursun biri konuşsa Sus, bir şey okuyoruz ya çok önemli bir dostundan önemli bir mektup gelse nasıl titizlenirsin O maç seyredenler nasıl seyrediyor? Çocuğunun kafasına bir vuruyor böyle. Golü lan diyor. Ya? Nasıl seyrediyorlar o golleri, o dizileri? Utanmıyor musun sen? Kur'an okuyorsun, konuşma ya. Maleke veli kelami. Sen kim? Benim kelamım kim? Senin gibi adamın ağzına Kur'an alması, benle konuşması Mevla buyuruyor. Olacak iş midir? E işte. E mübarek gece desin şimdi. Gidersin eve şimdi. Karı da çay yapmış. Allah'ın mübarek etsin. İç. Ama Kur'an'ın arasında iki sayfada bir, bir, bir bardak içme ya. Kur'an okuyacaksın. Başladın. 20 dakika mı okuyacaksın? Yarım saat mi okuyacaksın? Bir saat mi okuyacaksın? Arada konuşma. E, su içeceğim. Ya içme. Mübarek adam içme. Ağzım kurudu yapıştı. Kurusun. İnşallah mahşerin susuzluğundan emin olacaksın. Neden? E sen Kur'an okuyorum diye biraz susuz kalmalısın değil mi? Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi öyle derdi. Oruç tuttun dedi. Adam şimdi bazı diyor ki ya oruç bana hiç koymuyor diye. Allah Allah. Diyor. Hiç diye bir gün daha tutarım. Mevla böyle adamı sevmez. Habbukum le yaacelukum fitr. En çok kimi severim diyor? İftarı en evvel açanı. Niye? Kurma elinde bekliyor. Acizim ya Rabbi dayanamıyorum yani. Hemen müsaade ettin mi yiyeceğim. Mevla bunu seviyor. Öbürü ben ertesi güne kadar da yemesem olur falan. Yani. <laughs> İyi ertesi güne kadar da yeme bakayım. Atma. Hava atma. Kime hava atıyorsun ya? Mevla acizliği sever. Aciz görünmeyi sever. Savuruya geç yapmak sünnet erken yiyip yatarsan ben dayanıklıyım demiş olursun. Son dakikaya kadar tehir edip de yersen en sonunda yine bir su içiyorsun falan niye? Ya susuzluk oluyor, hararet oluyor, ben dayanamıyorum, sonunda yine bir su içeyim. Bunlar sünnettir. Mevla çok seviyor, bak bu kolum aciz. He o zaman ne oluyor ya Rabbi ben dayanamadığım halde senin rızan için tutuyorum. Öbürü ben zaten tutarım, fark etmiyor. Bana oruç hiçbir şey yapmıyor. E şimdi sen, işte efendinin babasının sözü ne? Oruç tuttun da zahmet çekmedin derdin. Ne anladık oruçtan? Yani oruç tutan açlık hissederse, susuzluk hissederse, yorgunluk hissederse o oruç ne olur? Makbul olur. E sen şimdi de yatıyorsun, iftara kaldırın beni. E böyle oruç mu olur ya? Hiçbir şey anlamıyorum oruçtan. Tabii anlamazsın. E bir de oruçluyken bir de ömre yapacaksın. Tavaf say, canın çıkacak. Ondan sonra zemzem elinde bekleyeceksin küpün başında böyle. Ha, o zaman anlarsın hareket yok efor sarf etmek yok terlemek yok e bana bir şey olmuyor öbürüne sor bakalım adamı canı çıkıyor adam çalışıyor da o, ona sor nasıl e, kuruluk oluyor hararet oluyor o zaman Kur'an okurken de konuşma biraz ne olur kurur ağzın e, sen şimdi e, su içme biraz ağzın kurusun ama bu sefer de şöyle yapma nedir o e şimdi ben Yasin'e başladım ya. He. Onu bitirene kadar konuşmayacağım ya. He. O zaman Yasin'i yuvarlamaya başlıyor. Konuşacak ya. Evelem yarav gitti yarım dakikada yani. Yine yanlış. Mübarek adam, kapı çalınmasaydı, telefon gelmeseydi, yanına o adam gelmeseydi nasıl okuyordun? Ha, öyle okuyacaksın. O gelse de bekleyecek. Ben Rabbimle konuşuyorum. Bu arada senle konuşmam. Yerinde değil. Şimdi bu gecede. Hanım işte illa bir şey laf sokar. Ya da sen ona bir şey dersin. O sana bir şey der. Ya lüzum yok. Baştan anlaşın. Den ki bak meyve, çay, may bak halledek. Ben bir iki saat okuyacağım, namaz kılacağım. Arada dünya kelamı yok. Böyle anlaşın. Tamam mı? Bozana da bir tazminat. Yüklü bir şey. O zaman ha, bir ufacık zarar olacağını bize şey konuşmaz. Ama sevap kaçtı, şu kaçtı, bu kaçtı bir şey. Salatun bir namaz. Alaferu salat peçine bir namaz. Evvabin kılıyorsun. 2 2 2. Teravih kılıyorsun. 2 2 2 2. Kuşluk kılıyorsun. 4 4 4 12. He? Bir namaz peşine bir namaz. Teheccüd kılıyorsun. 2 2 2 2. Şimdi Kadir gecesi namazları var bu mübarek gecede. Kılıyorsun. Eğer diyor la Lâ ve beyin arada dünya kelamı konuşmazsa, fuzuli bir iş yapmazsa kitabun fi Cebral Cebrail aleyhisselamın, Mikail aleyhisselamın, İsrafil aleyhisselamın beklediği en özel mukarreplerin bulunduğu dosya illiyin dosyasına o namaz kayda geçer. Ama iki reket arasında konuştu bir laf oraya kayda girmez. Tamam sağına yazılır ama bir de illiyine yazılması var. Onun için sabırlı olacağız. Rabbimizin huzurunda olduğumuzun farkında olacağız. Ciddiyetimizi takınacağız. İbadet, kulluk, ciddiyet ister. Laçkalık istemez. Böyle bir hareketler bir tarafa yani birbirine ama zaten iki reket arasında şit falan. Ne oluyor ya? Ne oluyor bu hareket? Birbirine gülmeler ayıptır. Ayıptır. Ben ciddi konuşuyorum. Siz tabii ki ondan sonra topa atıyorsunuz. Gülüyorsunuz da gülüyorsunuz. Ne gülü? Gülecek ne var? Ben gülmüyorum. Yani namaz arasında ciddiyetinizi koruyun. Kur'an okurken, hatim takip ederken, mukabele okurken, Mevla bir görüyor. Tavafta, ya Kabe'nin etrafında dönüyor adam. Bir görsen, köyünün muhabbetini ya, yayık ayranından bahsediyor ya. Ya kardeşim tavaftasın. Ya hoca tavaf, 3 saat sürüyor. Nasıl duracağım ya? Dur ya, konuşma. Zikret, zikret, zikret. İlla biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. Onun için kaçırmayalım. Gecenin faziletinden mahrum olmayalım inşallah. Evet. Şimdi böyle bir geceye kavuşmuş bulunuyoruz. İnşallah yatsı namazında cemaatle kıldığımız için, akşamı da kıldığımız için, Kadir gecesinden büyük bir nasip aldık inşallah. Şimdi böylece ümit ediyoruz. Ancak yarınki günde gecesi kadar değerli. Hiç arada farkı yok. Bu itibarla yarınki günü de değerlendireceğiz inşallah. Yarınki günü ne gibi göreceğiz? Hadis-i şerifte buyuruyor. Dört günle gecesi aynıdır. Bu dört geceyle dört gün eşit olan bir işte Kadir gecesi ve sabahı. Yarınki sabah ve yarınki gün ta yarınki günün güneşi batana kadar aynı Kadir gecesinin bereketi bizleri kaplayacaktır inşallah rahman bu bereketin içinde yorulacağız. İnşallah günahlardan efendim kurtulacağız azad olacağız efendim berat alacağız vesaire bu böyle bir gece Hz. Enes radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İdâ kâne leyletül kadr Kadir gecesi olduğu zaman Nezele Cibril fi kubbetin minel velake. Cibril bir büyük melek cemaatiyle birlikte iner. İnşallah Cebrail e Aleyhisselam indiği saatlerde bulunuyoruz. Böyle itikad edelim. Yusallûne alâ kulli abdin kâimin ev kâidin yezkurullah. Ayakta veya oturarak Allah'ı zikreden her kula gelirler salat ederler. Cebrail Açam gelir, yandaki melek cemaatleri gelir, salat ederler, selam ederler, musafa ederler. İnşallah Rabbim meleklerle musafahayı bize nasip eylesin. Çünkü melekler, efendim, yine Ali İbni Ebi Talib'in rivadine hadis-i şerifte فَيْدَا كَانَ لَيْتُ الْقَدْرِ Kadir gecesi olduğu zaman melekler Mevla'dan izin isterler. Çünkü meleklerin iki bayramı var. Birisi Kadir gecesi, birisi Berat gecesi. Bizim de iki bayramımız var. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Fakat meleklerin bayramı gece. Çünkü onlar uyumazlar. Bizim bayramımız gündüz. Çünkü biz uyuruz. Şimdi onların bayramı. Onların bayramı neyle oluyor? İşte bi bize gelirseler, efendim, bizi çok seviyorlar. İmanlı kullara selam veriyorlar. Onların sahafa diyorlar. Onların günahlarını affı için istiğfar ediyorlar. Dua ediyorlar, yalvarıyorlar. Melekler böyle bayram ediyorlar. Onların bayramı bu. Meleklerin bayramında hoş çikolata tutulmuyor. Elbise bayramlık alınmıyor. Meleklerin bayramı nedir? Bizim affolmamız. Meleklerin Meleklere Mevla diyecek, ne istiyorsunuz? E, i̇steyin benden dese melekler ne istiyorlar? Ümmeti Muhammed'in oruçlularını affet ya Rabbi diyorlar. Ya? Çünkü meleklerin Mevla böyle yarattı. Cebrail Aleyhisselam ta Sidretül Münteha'da kaldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçtiği zaman Ey Cibril burada dost dostunu bırakır mı arkadaş arkadaşını yalnız terk eder mi diye sorduğu zaman Levden evtu katveten lehteraktu ben buradan ileri adım atamam benim makamım burada son buluyor Adım atsam yanarım dediği zaman Ey Cibril o zaman bugüne kadar sen Rabbimle aramda sefir oldun Şimdi ben seninle Rabbin arasında elçi olayım Bir isteğin varsa Rabbine arz edeyim dediği zaman ne diyor? Rabbine, Rabbinden iste ki benim kanatlarımı o kadar geniş etsin efendim sıratın üzerine gereyim, ümmetini geçireyim diyor. Ne isteyecek Cebrail Aleyhisselam yani? Cebrail Aleyhisselam ne isteyecek? Bizim gibi çoluğu yok, çocuğu yok, geçim derdi yok, maaşın azam derdi yok. He? Biz olsak çok işimiz var değil mi? Ne isteyeceğimizi şaşırıyoruz ya. İstiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Vay anası şunu unuttum diyoruz. Çok Derdimiz çok bizim. Allah derman yaratsın bize. Bizim işimiz çok. Bir de derdimiz olmayan şeyleri dert yapıyoruz. Gerçek derdimiz olan günahlarımızı dert zannetmiyoruz. Biz derdimizi de bilmiyoruz. Allah bize bir deva bir derdimizi bildirsin. Devamızı halk etsin, ilham etsin. Evet. Feyezenü Allah Teala ne yapıyor? Meleklere izin veriyor. Fela ala yusalla Hangi camide namaz kılınıyor? Hangi mescitte insanlar toplanmış namaz kılıyorlar? Ve la istekmul fi tarik. Kim cami cemaat yolunda adım atıyor, geliyor, gidiyor. İlla da'ulehu mutlaka Allah için secde edilen yerlere cemaatlerin arasına katılmak üzere gidenlere melekler kesinlikle dua ediyorlar. Yani duayı aldınız. Duayı aldınız. Kimden aldınız? Günahsız ağızlardan aldınız. Meleklerden duayı aldınız. Çünkü burası Allah için secde etmeye geldiniz buraya. Elhamdülillah. Bütün camilere şimdi Müslümanlar gitti elhamdülillah. Mekke, Medine zaten taşmış yani. Milyonlar. Allah Allah. Milyonlar. iki milyon, üç milyon olur Mekke'de ya. Dolmuş taşmış. 27. gece orada da çünkü aynı başladık. Biz oradaydık çünkü başında biliyoruz. Bu gece 27. gece elhamdülillah. Rabbim hepimizi toptan pazar inşallah. Birbirine ilhak edecek inşallah. Hep Allah yolundayız, cami yolundayız, cemaat yolundayız, secde yolundayız. İşte melekler dua ederler. فَاسَابَهُ minhum بَرَكَةً Ve mutlaka cami cemaat yolunda Kadir Gecesi rastladıklarına bereketi ulaşır. O bereket bize inşallah ölürken de yetişir, kabirde de yetişir, mahşerde de yetişir. İnşallah öyle bir bereket lazım ki bize bu geceyle kalmayacak. Son nefesimizde de bizi kurtaracak inşallah. Her kula böylece ne yaparlar? Melekler salat ederler, feyiz yağdırırlar, rahmet indirirler, dua ederler. Ancak tabii ki istisnaları yok değil. Şimdi sure Celle'ye devam edelim. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu kim biliyor ki sana bildirsin? Onun şanı o kadar büyüktür ki Leyletül Kadir hayrun min elf Şimdi bu bin ay. Niçin bin ay? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Burada bir ay sayısı verildi. Bin ay olarak verildi. Bunun hakkında da bazı rivayetler var. Size evvelce de anlattık. Ne diyor? Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü, saltanatı, bütün dünya hakimiyeti kaç ay sürmüş? 500 ay. Yani ne eder? 40 seneye kadar. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bütün dünya hakimiyeti, dünyaya hakim olan iki Müslüman var. İki de kafir var. İki Müslüman Süleyman Aleyhisselam'la Zülkarneyn Aleyhisselam. İki kafir Buhtun Asar'la efendim Nemrut. Nemrut daha evvel. Sonra Buhtun Asar. Beşincisi inşallah bu ümmetten Hazreti Mehdi'ye nasip olacak. Bütün dünyanın tek hakimiyeti İslam üzere yönetimi Hazreti Mehdi'ye nasip olacak. O beşinci olarak bu ümmetten zikrediliyor. İnşallah bizim ümmette de böyle bir müjde görülecek. Ancak şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü ne kadar sürdü? 500 ay. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın saltanatı ne kadar sürdü? 500 ay. Yani 40 sene, 40 sene kadar. Şimdi Mevlana buyuruyor. İşte bir adam bu iki mübarek insanın Dünya hakimiyeti süresince bütün dünyaya hakim olmasından daha hayırlıdır bir Kadir Gecesi'ne kıldığı iki rekat. Ne acayip bir fazilet. Süleyman Aleyhisselam zaten dünyanın malına mülküne aldanmış mıydı? Zülkaran Aleyhisselam aldanmış mıydı? Haşa. Rüzgara binerdi. Rüzgar kaldırırdı. ile beraber peygamberler de çok vardı onun zamanında. Bir tek kendisi değil, peygamberler var. Bir zamanda çok peygamber oldu olurdu. Bin peygamber bir zamanda yaşadı olurdu eski ümmette. Bin peygamber. Şimdi nasıl hocalar birbirinden görüşüyor o zaman da peygamberler birbirinden görüşüyor. Efendim, peygamberleri bir yere koyardı. Onlara özel makamlar, kürsüler, ondan sonra alimler, salihler, abidler, zaten Öyle az bir şey değil. Yetmiş bin kişi, yüz bin kişi. Hiç daha şun, şimdi en fazla alan uçak ne kadar alıyor? Bin kişilik uçak daha pek duymadım. Belki vardır. He, o kadar alıyor. Ya. Yetmiş bin kişi, yüz bin kişi. E rüzgara dayanır mı rüzgar? Kaldırıyor. Halıları seriyorlar. Böyle efendim. O halıların üzerinde hiç böyle rahat. Şey de yok. Tribülans, mürübülans. İn, kak, pat, küt. Bir şey yok öyle. Gidiyorlar. Çiftçinin de birisi Aşağıdan tarlayı efendim çabalarken baktı ki havadan Süleyman Aleyhisselam gidiyor ordusuyla. O zaman bu işler normal. Yani birisi onları havada rastlaması çok normal. Bir aylık yola bir sabah gidiyor, bir aylık yola akşam dönüyor. Çünkü rüzgar bu. Kur'an söylüyor bunu ha? Amma da palavra dedim mi? Ne olursun? Stalin gibi gavur olursun derdi bizim göktaşlar Allah rahmet etsin. Stalin gibi gavur olursun derdi. Ha şimdi biraz inkarlar başladı falan. Adam şimdi ne ayet biliyor, ne hadis biliyor. Olur mu da böyle şey diyor, gavur oluyor gidiyor. Kadir gecesi de af olmaz. Ayet bunlar. Sekhırne alev rih. Rüzgarı onun emrine verdik diyor. Böylece o çiftçi de bakıyor böyle tabii çok yüksekteler onlar hepten yakın uçmuyorlar. Diyor. Ey gidi Süleyman dedi. Ma azam ülkeki. Ne büyük saltanatın var dedi ya. Allah ne imkanlar verdi sana hakikaten. Deyince rüzgar hemen adamın ağzından çıkan sesi alıyor. Süleyman Selam'ın kulağına. Ne istihbarat var ya. Şimdi anan cihazlar miyazlar birinin telefonunu dinleyecekler. Analar ağlıyor onda dinleyene kadar. Hemen rüzgar ne yapıyor? Ağzından çıkanı rüzgar aldı mı? götürdü mü? Süleyman Aleyhisselam hemen inişe geçti. Adam da bir şaşırdı. Aa, geliyor ordusuyla aşağı. ve ne oldu ya falan? Adama dedi ki Le tesbihatun vahidetun hayrun <laughs> min mikus Ya dedi seni gaflete düşürdük dedi. Biz dedi böyle giderken sen bizim gözün bize takıldı. Benim ordumun azametine, haşmetine e, efendim bakarken dedin ki ne büyük saltanatım var diye benim mülkümü çok büyük gördün dedi. Halbuki bir Subhanallah deseydin benim saltanatımdan hayırlıydı dedi. Çünkü benim saltanatım geçecek bitecek. 500 ay ne? 40 sene ne? 1000 sene ne? Ama bir Allah'ın karşılığı cennetteki köşkler, saraylar, ağaçlar sonsuz. Onun çok zarar ettin dedi. Biz de sebep olduk dedi ya. Allah'ı unuttun. Subhanallah diyeceğin yere şuna bak şuna bak diyorsun dedi. Yani indim ki dedi sana Sübhanallah de. Bize bakma sen. Çünkü biz yukarıdan gidiyoruz. Biz Sübhanallah diye diye gidiyoruz. Biz de aşağıdan şu ağaca bak, şu göle bak demiyoruz. E sen de Sübhanallah de. Diyor ona. Ya. Onun için bütün dünya senin olsa bu saltanatın da 80 sene devam etse Pek bugüne kadar yakın Osmanlı tarihinde 80 sene padişahlık yapmış adam yok. En fazlası 46-47 sene belki kanunidir da adı Süleyman Hikmet var yani. Hakikaten isimleri de uyuyor, saltanatları da bir şey yapıyor. Kanunun muhteşem Süleyman diyorlar ona da. O da haşmetli adamıdı yani. Allah rahmet eylesin. E şimdi ne demek? Ha gittiler işte hep kabirde yatıyorlar. Hep bitti. Ama Sübhanallah'ın saltanatı bitti mi? Teravih namazının Kadir Gecesi'nin fazileti bitti mi? Bunu kazananlar ahirette ebedi saltanata sahip oldular. Onun için Kadir Gecesi bin Aydan hayırlıdır. Ayet kerimesi o iki e, hükümdarın saltanat müddetini temsil ediyor. Yine böylece Allah yolunda mücahitler vardı. Eski ümmetlerde. Şemsun diye rivayet var, Şemhun diye rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu anlattı sahabeye. Dedi ki Allah yolunda kılıcını kınından çıkardı hiç kılıcını kınına sokmadan evine evine dönmeden hiç Allah yolunda cihada çıktı kafirlerle bin ay aralıksız cihat yaptı. Ne mücahitler var ne güçlüler var ne kuvvetler var eski ümmette ya sahabe-i kiram dediler ki oho eskiler aldı götürdü dediler. Biz kaldık niye? E bizim kaç senelik ömrümüz var? Bu ömür içerisinde ne kadar cihat yapacağız? Zaten onun çocukluğunu çık, yaşlılığını çık, Zor. Bin ay devamlı kılıç kalkan gidiyor. O zaman kainat efendisi de üzüldü. Dedi ya Rabbi ümmetimin ömrü çok az. Bu 60-70 senelik ortalama bir ömürde benim ümmetim geçmiş ümmetlerden geri kaldılar demektir. Baksana onun itikafları 30 sene, cihatları 80 sene. Böyle adamlar var. O zaman onlar üstün olurlar. Mevla'da ne buyurdu? Ben sana bir Kadir Gecesi vereyim. Her senede bir kere var. Bu Kadir Gecesi de ne olsun? İşte geçmiş ümmette bin ay sıralı hiç durmadan Allah yolunda gazaya çıkıp cihad edenin cihadından, amelinden üstün olsun. İşte böyle bir gece değil. Veriyor. Verdi mi veriyor. Eski ümmetlerle tartışma çıkacak ahirette. Tabi ahiretteki tartışmalar öyle olmaz. Diyecekler ki ya Rabbi. Ne var? Bizim ümmete verileni görecekler. Allah Allah. Bunlar kim? Ümmeti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nereye gidiyorlar? Cennete gidiyorlar. Ya e biz daha duruyoruz. Bunlar sonra geldiler, önce geçtiler. Öyle gidiyorlar. Diyecekler ya Rabbi var? Bunların ameli bizim amelimiz bir hesap yapalım. Bu ne iştir? <laughs> ne olacak? Adam diyor ben 600 sene ibadet yaptım. O diyor 30 sene itikaf yaptım. Bunlarda nerede çıkacak böyle bir şey? E, e bunlar gidiyor biz kaldık. E, Mevla buyurur tamam ve Onlar Efendim önde girecekler, peşinden siz de gireceksiniz. Onlar cennete ne kadar derece? Şu kadar derece. Siz şu kadar. Dediler ya Rabbi. Bu nasıldır? Biz onlardan fazla amel ettik. Fazla ömür sürdük. Fazla cihat ettik. Fazla gayret ettik. Mevla buyuracak. Ben size peygamber gönderdim. Kitap indirdim. Kıldığınız namaza, tuttuğunuz oruca, itikafa, ne yaptınız sen cihada? Sevap vaat ettim mi size? E vaat ettim. O sevabı da veriyor muyum şimdi size? Veriyorum. Sözümde durdun mu? Durdum. E şimdi bunlara fazladan veriyorum. Yani vaat ettiğim belli bir de fazlım var. Fazladan. Edeal Cel Fazlili uti eşya. Onu da bana bırakın dedi. Lütfu keremimi dilediğime veririm Muhammed Mustafa'mın ümmetine sallallahu aleyhi. Fazl-ı kerem sahibim. Şimdi katlama var. Katlama. Kadir gecesinde ne var? Katlama var. E bin ayda yapılandan daha hayırlı bir gecede yapılan. E bu katlamayla boş olur mu? Ne diyorum sana? 10 sene, 20 sene, 30 sene yaşayan katlamasıyla beraber 2000, 3000 bin, bin sene sıralı ibadet yapanı solluyor. E bunu Mevla verebilir mi? Kimse itiraz edebilir mi? Onlara da diyor ki Mevla, e ben size vaat ettiğimden eksik veriyor muyum? Bir şey yok. E bunlara fazla veriyorsam fazlaya ne karışıyorsunuz? Sen sana vaat ettiğimi vermiyorsam de ki ya Rabbi bana bunu dedin vermedin. Sen onu karış. Aldın mı alacağını tamam. Sözümde durdum mu tamam. Dediler tamam ya Rabbi biz yani itiraz olsun için değil de meseleyi anlamak için yani. Şey ettik. E Mevla da böyle. Onun için biz üstün kılınan ümmetiz. Elhamdülillah. Evet. üstün kılınan ümmetiz. Nakşi tarikı da tarikatlar arasında üstün kılınan tarikattır. Neden? Çünkü öyle tarikat ehli var. Yemez, içmez, riyazat, aç, susuz, erbainler, çilehane, kırk, bir daha kırk, bir daha kırk. Eski tarikatları çok var. Bizim tarikatta nasıl? Bizim tarikatta yağlı da yersin, börek de yersin, baklava da yersin. Ama yemeğini iyi ye, dersine iyi çalış. Teheccüde de kalkarsın, beş binini, tevhidini böyle bir okursun. E ne oldu? Bir de çıktı. Adam diyor, ya Rabbi ben kırk gün yemedim. E bu nereden geçti böyle? diyecek. Nakşibendiler Hazretleri öyle buyurdu. Nahnül müfaddalun. Üstün kılınanlar biziz derdi. Mevla veriyor dilediğine bunu ne yapacaksın? Senin elinde bir şey yok. Ondan sonra şu hadis-i şerif bunun delilidir. Lezkuranne Allah ekvamun fid dünya alel furuşil mümehhede hüdhülümullahu deracatil ula. Ben demiyorum bunu ha. Ben kendi kafamdan hiçbir şey konuşmam. Aliül Kari Hazretleri Sultanül Ulema'dır o. Hem Hanefidir hem nakşidir. E, Mişkat şerhlerinde bunu beyan ediyor. Diyor ki bu hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle kavimler ümmetimden cemaatler gelecek. Döşenmiş döşekler, has minderler, yastıklar üzerinde böyle Allah'a zikredecekler. Bakarsan döşekleri iyi, serili. Yani yerleri güzel. Ama Allah onları en yüksek derecelere girdirecek. Demek ki İlla ki çok çile çekmenin de lüzumu yok. Mevla Teala fazlu keremini dilediğine lütfeder. Yeter ki sünnete uygun hareket et. Sünnetle kazanılan bidatle kaybedilir Allah muhafaza. Kendi kafandan uydurma bir şey. Resulullah ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yağlı yedi mi? He? Tavuk yedi mi? Deve eti yedi mi? sureti yedi mi? Tatlı yedi mi? Helvayı çok severdi. Balı çok severdi. He? Yani sen şimdi ben bunları yemeyeceğim diye takvalı abi lüzum? Yok. Sünnet. Evlendi mi? Evlendi. Şimdi birileri de var. Evlenmiyor. E adam dedi ben çok takvalıktan evlenmiyorum. Sünnete muhalefet. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ben bazen uyuyorum, bazen kılıyorum. Bak evleniyorum. Ondan sonra yağlı yiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Siz efendim bazı sahabe dediler ki bundan sonra yağlı yemeyeceğiz. Efendim koku sürmeyeceğiz. Yün giyeceğiz. Dağlara çıkacağız. Karı çoluk çocuğu da bırakacağız. Yani onların da niyeti tam bir Allah'a iltica. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyar duymaz yetişti. Hemen üzerlerine ev sahibinin sahabeden ev sahibinin hanımı şikayet etti. Onlar orada o anlaşmayı yaparken Ebu Bekri Sıddık da var aralarında. O da çok ibadete meraktı mübarek sene. Hanımın da işine gelmedi tabii. Kocası bırakacak gidecek. Dedi geldi ya Resulallah yetiş ne oldu bunlar böyle karar alıyor ya. Hemen geldi dedi ne oluyor? İşte şöyle böyle düşündük yani. Şimdi Efendimiz bir vaaz ediyor ahiret, cennet, cehennem ağlıyorlar ediyorlar artık. Ne iştah kalıyor? Ne gözleri kadın görüyor ne yemek görüyor? Sahabe böyle. Ama Efendimiz dengeyi veriyor. Ne buyurdu? Yiyeceksin de, uyuyacaksın da, evleneceksin de, giyeceksin de, sünnetime uyacaksın. Femen rakib an sünneti Bir de ağır konuştu. Benim sünnetimi terk eden, ayrılan benden değildir dedi. Öyle demese yani işte zorlayacaklar yani. Biz yemin ettik de bozamayız da falan. Böyle deyince hep yemin edenler kefaret verdiler yani. Tamam dediler ya başımıza iş açmayalım. Takva olacağız derken cehenneme gideriz ya. Öyle ya kardeşim bidat yapma. Kendi kafandan bir şeyler uydurma. Sünnet seniye uyduğun zaman Allah Teala lütfeder. Onlar ortada gözükmezler. Diğer melekler bile onları göremez. Ancak Kadir gecesinde çıkarlar. Kadir gecesinde öbür melekler de onları görebilirler. Bazı zahitler var. Dünyada da öyle kullar, tasavvuf ehli zatlar vardı. Cuma'dan cumaya çıkarlar. Diğer cemaat onları ancak cumada görür. Cuma çünkü tek başına kılınmadığından. Onlar hep ibadette kalırlar. Onlar gibi meleklerde de öyle gizli melekler var. Öbür melekler onları bir tek Kadir gecesi görürler. Çünkü onlar da inerler. Fiha o gecede. İzni Rabbim. Rablerinin izniyle, emriyle, müsaadesiyle. Minkülle emr. Bütün işleri yönetmek için. Bu sene Kadir gecesinden, bir daha sene Kadir gecesine kadar. Ölecekler, doğacaklar, harpler, zelzeleler, yeller, seller, afetler, felaketler, gökten yağacak damlalar, yerden bitecek otlardan, bütün yönetimler, önemli işler, bu gece görülür. Berat gecesiyle bu gecenin birbiriyle çok irtibatı var. Hem meleklerin iki bayramı olması hem de birbirinin ardınca gelmeleri o geceden başlayan hesaplar kitaplar bu gece devir teslim nüshalenir, dosyalanır. Görevli meleklerine tevdi edilir. Allah Teala cümlemiz hakkında hayırlar takdir eylesin. İnşallah dua edeceğiz. Sonunda dua edeceğiz. Cemaatle yapılan dua reddolmaz İnşallah Allah bu ümmete çok hayırlar takdir eylesin. Kadir gecesi hürmet. Niye Kadir gecesi deniyor? Kadir kelimesinin üç tane manası var Arapçada. Bir tanesi Kadru kıymetten gelir. Kadir ne demek? Şeref. Kadru kıymeti yüksek. Şerefi yüksek. Bundan şerefli gece olur mu? Kur'an onda indirildi. E, bin aydan hayırlı başka gece var mı? Onun için. İkinci manası darlık. Fekadere aleyhiz gavur. Rızkını daraba Kadera, Kadir darlık manası var lügatta. Niçin darlık gecesi? Hoca efendi böyle de manası senden duyulmuş. Benden ne duyulmuş? Kitaplarda görülmüş. Darlık niye? O kadar melek iner ki diyor, dünya dar gelir yani. Darlık gecesi. Melek yığını var yani. Ondan sonra, efendim bir manası da var. Kadir, kader. Takdir demektir. Kadir, takdir demektir. Ölçmek, ayarlamak, biçmek. allah Teala ezelde takdir etti ama ezeldeki takdirleri seneden seneye taksim ediyor. Çünkü melekler ezeldeki kaderi bilir mi? Bilmez. Azrail Aleyhisselam eline dosya gelmeden kimin öleceğini, ne zaman öleceğini bilir mi? Bilmez. O ezeldeki hesabı melekler bilmez. O senelik dosyalar işte Berat gecesi, Kadir gecesi nüshalenmek, kopyalanmak, dosyalanmak teslim edilir. O zaman onlar görevlerini bir daha seneye kadar bir senelik dosyayı Allah. Bizim hakkımızda da neler yazıldı, neler çizildi, seneye kalacak mıyız, yaşayacak mıyız, ne hal üzere çıkacağız? Allah muhafız. Geçen sene namaz kılan adam bu sene namazı bırakmış. Sakallı adam sakalı kesmiş. Kapalı karı kafayı açmış. Çarşafı çıkarmış. Kiminin kalbi dönmüş. Kiminin rızkı bozulmuş. Kimi zengin fakir olmuş. Kimi fakir zengin olmuş. Onlar zengin fakir olsa bir şey değil de namaz kılan namazı bıraksa belayı bulmuş. Allah muhafaza. Geçen sene bu cemaatin içinde bu sene Layla'da Leyla'da geziyor. Böyle de var. Onun için ne oldum deme ne olacağım de. Allah Teala bizi muhafaza buyursun. Ölürsek ne hal üzere öleceğiz? O da belli değil. Şimdi ne kadar dua yapmak lazım ki Allah bir daha seneye kadar bütün şerleri çevirsin bizden. Bütün hayırları yazsın bize takdir buyursun bize. Bu geceden bir daha sene 27. geceye kadar. Bu geceden bir daha sene 27. geceye kadar. Kendimiz, malımız, çoluğumuz, çocuğumuz hakkında. Ne hayırlı biliyorsa onu takdir etsin bize. Onu kolay etsin, mübarek etsin bize. Ne şerli biliyorsa onu çevirsin bizden. İstediğini yazar, istediğini bozar. Kimse karışamaz. Onun için Kadir Gecesi'nin çok önemi var. Sade ibadet faziletinden değil, takdirler meselesi de var. Minkülle emr. Bak bütün işler, hikmetli işler, önemli işler. Çünkü Duhân Suresi'nde mi? Fiha Fîhâ ifraqu emrin hekîm. Her önemli iş o gece fark edilir, fast edilir. Seferahat Gecesi'nde çok yakın irtibatı var. Birinde başlayan, iş birinde bitiyor. Birinde e, başlayan tasnifler, taksimler, dosyalamalar, birinde teslimler, tesellümler, melekler alıyor, efendim, devir teslim ve yönetim devralanıyor. Yine aynı meleklere vazife veriliyor ama geçen senenin dosyası kapanıyor, yeni senenin dosyası. Hayırlı açılsın inşallah. Selamun hiye. O gece selamdır. Selamdır için o kadar melek iniyor, o kadar Müslümana selam veriyorlar ki selam. O kadar Müslümana selam veriyorlar ki gecenin tümü selam oluyor yani. E tabi sen de durup dururken aleyküm selam aleyküm demene bir lüzum yok. Sen Kur'an okumana devam et. Sen zikrine devam et. Sen namaza devam et. Onların selamı bereketi sana ulaşacak. Ha ama Allah'ın öyle dostları var. Aleyküm diyor. Meleği görüyor. Evliya Allah'tan melekleri görenler var i̇mam Gazali Hazretleri öyle vuruyor. Bu tasavvuf eyleminin büyüklerinden öyleleri var ki diyor, melekleri açıkça görürler ve konuşurlar diyor, musafa ederler diyor. Onlar ayrı şimdi. Biz o makamda olmadığımıza göre keşifimiz açık değil. O zaman biz böyle itikad edeceğiz. Gayba iman edeceğiz. Melekler iner. Selam da verirler, musafa da ederler. Musafa ettiğinin alametini gördüm. Ne diyor? Tüylerin diken diken olur. İçine bir ürperti gelir. Gözünde biraz böyle yaşlanır gibi olduğu anda bil ki melek musafaha etti senle hemen duayı ganimet bil yüzde yüz kabuldür o anda diyor. Onu da kollayın. Bir anda geliyor o hal. Bir bak gözün ürperme oluyor yani. O da meleklerin musafahasını alameti oluyor. Evet. Ama herkese efendim selam vermezler. Kiliselerdekine ne? Kilisede dursa bir Müslüman ona selam Vermezler. Onun için şimdi hocalar çıkıyorlar. Diyorlar ki kiliseye gidersin. Komşu mermeni öldür, Kiliseye gider miyim cenazesine? Gidersin diyor. Mezana da gider miyim? Gidersin diyor. Fatiha okur muyum? E çüş diyor. O kadar da değil diyor. E, ne yapayım diyor. Herkese afet dersin diyor. E sana da çüş yani şimdi. Herkes af olur mu ya? Kafir af olur mu? Kadir gecesi Yahudi af olur mu? Olmaz kafir olarak ölmüş insana dua edilir mi? He? Bir kafire dua eden Allah muhafaza kafir olur. Ama yaşayan kafirlere edilir mi? Edilir. Ya Rabbi hidayet et. Ya Rabbi ıslah et, iman nasip et. Tamam. E gavur ölmüş. Buna şimdi Ya Rabbi bunu affet dedin. insan kafir olur ya. Bunu adam fetva veriyor. Bu millet de dinliyor. Ne yapacağız şimdi? Televizyonlarda. Sabah akşam. Doğru şeyler çok konuşuluyor. Arada bir bozuk fikir, itikat saplanınca milletin kafasına kurtar bakalım sonra. Nasıl temizleyeceksin adam diyor ben hocadan duydum ya. Ondan sonra bayram sabahı seyret. Gavur maşatlıkları dolur Bizimkiler Fatih okumaya başlarlar. Tabii biz dedi özenti çok. Geçen benim çok sene evvel cemaattan biri dedi. Şu meydanda dolanırken dedi kapıyı da açık buldum dedi. Orada gavur mezarlığı var şu işte. Bir girdim içeri dedi bir de baktım şimdi. Bir de Fatih içimden geldi dedi böyle. Dedim sen nasıl adamsın ya? Gavurlara Fatiha okuyorsun sen ya. Allah Allah. Onun için ehli sünnet itikadını muhafaza edeceksin. Yoksa belayı bulursun Allah muhafaza etsin. Bunları anlatın birbirinize. Milleti anlatın. Uyandırın. Yoksa melekler bu sahafa etmezler. Bak kilisede olana diyor. Heykel olana, heykel olan yere gelmezler. Mesela böyle resim heykeller var. Canlı heykeli. Hayvan da olsa kuş da olsa canlı 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 bir ama mesela ağaç manzarası olsa boyama veya bir tasvir ona bir şey yok ama canlı olursa kuş bile olsa onun heykeli olursa böyle tasviri onun olduğu yere melekler gelmezler e sen de öyle bir yerde efendim şey yapıyorsan resim bile sakat boy resmi yahut asılı resim olursa açıkta resim de sakata sokar ya Cebrail Aleyhisselam girmedi. Ayşe anamız yastık almış. Yastıkta da kuş resimleri var. Koymuş oraya. Resulullah Efendimiz de onu fark etmemiş. Cebrail Aleyhisselam gelmiyor. Kapıda duruyor. Ey Cibril buyur. Gelmem diyor. Buyur girmem diyor. Niye? Biz köpek olan eve girmeyiz. Resim olan, heykel olan eve girmeyiz. Cünüp olan eve girmeyiz. He? Hemen Efendimiz attırdı aşağıdan. Ne aldın dedi bunu ya? E sen yaslanasın diye dedi. Oğlum. E bilmiyordu o zaman. E, gördün mü şimdi? Onun için bu işlere dikkat edeceksin. Şimdi meleklerin gelmesine bir şey mani olur. Bu manileri kaldırın ortadan ki evinize melekler he? Hoca bizde işte televizyon var işte. Bu öyle cirit atıyor, oynuyor. Onda, ondaki heykelden de beter. E sen şimdi ya mübarek gece, Kur'an okuyacaksın, namaz kılacaksın, melekler gelecek. E, bu, bu televizyon açık olsa, efendim orada o kadar suretler, cirit atıyorlar. E mevlüt var, şu var, bu var. Ya o vaziyette namaz kılınır mı? Kur'an okunur mu o açıkken? O meleklerin ne işi var orada ya? Kapat! Kimisi de üstüne örtü örtüyor. Hele ben geleceksem, çağırıyorlar beni bir yere, bir de gidiyorum bakıyorum böyle sandık gibi örtmüşler üstünü. Ya sen bunu düğmesini açma yoksa. Üstünü örtsen de olur. Açsan da olur. Mesele kendisini açma. Yoksa üstüne bir şey örtmeye lüzum. Yok. Kendisi heykel değil. Anladın? Televizyon olan eve melek girmez demiyorum. Açık olan, oynayan. Orada devamlı enstrüman var. Enstrüman, müzik, saz. Efendim şeyde bile illa ilahilerde şunda bunda ne var? Hep enstrüman var. Bunlar meleklerin gelmesine girmesine ne olur? Mani olur. Adam zaten ki bu Kadir Gecesi diye sabaha kadar ilahi dinleyeceğim diyor. <laughs> ya sen deli misin ya? İlahi dinlenir mi sabaha kadar? Ne işi var ilahiyle Kadir Gecesi'ne? O enstrümanlar meleklere mani olur, gelmezler. Melekler sevmez öyle cümbüşü. Def belek işini. Meleklerin ne işi var? Bu gece dikkat edelim. Melekler gelirler, selam verirler. Ama efendim bak, e, heykel olan yere gelmezler. Efendim kiliselerde olana gelmezler. E, ama denizin ortasında olsa, geminin ortasında olsa, bir Müslüman dünyanın bir ucunda, kutuplarda olsa, bir Müslüman uzayda olsa onu da bulurlar, ona selam verirler, musafa ederler. Bir Müslümanı atlamazlar. Ama diğer işte hassasiyetleri var. Bu gibi e, bazı yerlere Girmezler. Ehli sünnet itikadının dışında olan sabık itikatlı olanlara selam vermezler. Adam şimdi Ebu Bekri Sıddık'ı sevmiyor. Hazreti Ömer'e sövüyor. E yani bu Müslüman geçiniyor. Şia mezhebi vesaire. Ayşe iftira ediyor. Cebrail Aleyhisselam buna gelir mi ya? Buna gelir mi ya? Onun için ne olacak? İnancımız ehli sünnet itikadı olacak. Allah muhafaza buyursun. Allah'ın dostlarına düşmanlık eden ya bunlar tehlikede. Bunlar hoca da olsalar tehlikede. Çok tehlike. Çünkü ehli sünnet inancından çıkmışlar. Dün bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki Asko'nun diyor toplantısında Aziz Bayındır diye bir hoca geldi. İki üç tane de kitabı çıkarttı. Dedi ki bu kitap dedi İmam-ı Azam İmam-ı Şafii'lerin aleyhine yazdım dedi. Ey gidi dedi millet dedi. Benim kitaplarımı okumuyorsunuz sapıtacaksınız dedi. Bak dedi İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir biliyor musun? Kur'an'a sünnete karşı görüş açıklayan adamdır dedi. Kur'an'ı sünneti bıraktı bu millet dedi. Ebu Hanife Şafii'nin peşine takıldı dedi. Onun için dedi bu kitapları okuyacaksınız intikadınızı düzelteceksiniz. Birkaç kişi kalktı sen ne diyorsun ya dediler falan. Neyse bu adam Müslümanların efendim e, Askon diye bir kuruluşa davet ediliyor. Kanal 7 bizi yedi niye dedi efendi hazretleri? Senelerce bunları açık oturumda çıkartmadılar mı? Bu adamları. Ebu Hanife'ye. İmam-ı Şafii de dedi. İmam-ı Azam'a da rahmet okuttur. O daha da bozuk dedi. Durum bu. Bunu sakal olsa ne olur? Hoca olsa ne olur? Ayet okusa ne olur? Koca Ebu Hanife ümmetimin kandili buyuruyor. Koca İmam-ı Şafi Resulullah buyuruyor. Kureyş'in alimi dünyayı ilim dolduracak. Bunlar hep önceden haber verdi. İmam-ı Malik'i haber verdi. İnsanlar diyor develerin ciğerlerini çatlatacak. Aylarca yol gidecek. Medine aliminden büyük alim bulamayacaklar i̇mam Malik için. Hepsi Bukhari'de, Müslim'de, şurada, burada. Hadis bunlar onlara haber verdi Resulullah. Onlar olmasa din bize gelemeyecekti şimdi. Hiçbir şey anlayamayacaktık. Ayetten, hadisten biz ne anlarız? Nasıl fetva çıkaracağız? O müçtehitlere hakaret ediyor adam. E millet de bunu dinliyor. Allah muhafaza. Şimdi bir tanesi de çekeyim. İmam-ı Azam da kimmiş? Öbürü diyor İmam-ı Rabbani kimmiş? Tövbe estağfurullah. Onlar da adam biz de adam fark etmez falan. Ben ne yapayım? Şaşırdım. Dikkat edelim. Birisi de yine gazetelerde yazar İslami gazetelerde. Bayağı da ilmi var. Ona da bir şey sorduk diyor. Bir cevap verdi başka bir arkadaş. O da bir doktor anlatıyor. Dedim ki hoca efendi bu senin görüşün mü? Dedi benim görüşüm. Sen müştehit misin? E ben dedi müştehit olduğumu düşünüyorum dedi yani. Bunun da ismini vermiyorum. Allah Allah. Ebu Hanifeleri, Şafiileri bırakıp da bu asrın müştehitleri diye kendini satanlara, uyanlara vay 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 vay. Yani onun için itikadımız eli sünnete uygun olsun. Bizim dört tane delilimiz var. Kitap Kur'an. Sünnet hadis-i şerifler. Ondan sonra icma. Ümmetin alimlerinin görüş birliği. Kıyası fukah diyoruz. Bak bu dört delilden ayrılmayalım. İnşallah. Bize Ebu Hanifeler, İmam Şafiiler yetiyor artıyor elhamdülillah. Ondan sonra gelen alimler hizmet ettiler. Ondan sonra gelen 1400 sene bu bize kadar geldi. Şimdi bizim hiç yeni bir iştihada ihtiyacımız dinde reforma yeniliğe ihtiyacımız yok. Onu masonlar, Yahudiler karıştırıyor. Kendi dinleri bozuldu, bizimkini de bozmak için. Ama bozamayacaklar inşallah. Bizim ümmetimiz bu batıllara yüz vermeyecek inşallah. Onun için. Sizler de uyanık olun. Bak Kasra Arifan Dergisi, Arifan Dergisi niye çıkarttık? Her ay sayılarda bu gibi görüşlere reddiyeler yapacağız. Siz de bu eli sünnetin müdafasını tebliğ edeceksiniz inşallah. Kim yanlış yapmış reddiye yapacağız. Soruyorum aldınız, çoğu da almadık diyorsunuz. Nasıl olacak? Batıllar harıl 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 her tarafı dolaşıyor. Ehli sünnetin görüşlerini bir şeyler yazalım çizelim diyoruz. Kimseye ulaşmıyor. Nasıl ulaşacak? Bir de baktın yakın arkadaşın zehirlenmiş. Hacı hoca namaz kılan adam zehirlenmiş. O diyor ki mezhebe üzüm yok. O diyor mürşidel üzüm yok. O diyor şirin üzüm yok. Herkes hürriyet istiyor. İpsiz sapsız gezecek. Onun için inşallah uyanık olarak kendiniz bilmekle yetinmeyin. Millete yayın diyorum. Dediklerimi yayın. Kafanızda kalmıyor, onun için yazılıyor. Takip edin. Mübarek gecede en büyük hizmet ehl Sünnet'e hizmettir inşallah. Selamın ye, bu gece selamdır. Ya Rabbi bizi meleklerin selamından mahrum edecek inançlardan, fikirlerden, amellerden uzak eyle Ya Rabbi. Melekleri bize selam verdirmeyecek kötülüklerden uzak eyle bizi Ya Rabbi. İtikadımızda, inancımızda ehl Sünnet'e kıl kadar muhalefet bırakma Ya Rabbi tam ehl-i sünnet eyle bizi ya. Amin. Selamun niye? Selamdır, selamettir. Şer olmaz. Büyü işlemez. Bu gece büyü yapsalar büyü işlemez. Selamdır. Kadir gecesi selamdır. Kadir gecesinde şer olmaz. Zarar zeval olmaz. Allah Teala selametler yazar. Selametler takdir eder. Hatta mutlu el fecr. Gün doğuncaya kadar. Güneş doğuncaya kadar değil. Gün doğuncaya kadar. Yani imsak oluncaya kadar o melekler iner de iner, iner de iner. Böylece gün doğuşuyla güneş doğuşu arası ne kadar? Beş buçukta imsak oluyor. Diyelim. Güneş kaçta doğuyor? Yedide. Bir buçuk saatlik bir ara var. O arada da melekler dönüşe geçer. Yani göklere, yerlerine dönüşe geçer. Tam o sırada ne olur? Güneş doğar. İşte Kadir Gecesi'nin en büyük alameti nedir diyor hadis-i şerifte? Sabahı olduğu zaman güneş ışınsız doğar. Mat. Güneşi kontrol edeceksin. Her gün doğduğundan farklı doğar. Niye? Mat doğar. Şuasız ve ışınsız doğar. Sebebi de meleklerin o kadar melek göklere geri dönüyor ki meleklerin kanatlarından meleklerin manevi aleminden dolayı güneşin aleminden ışınlar pek yansıyamaz dünyaya. Bu da çok önemli bir alametidir. Yine bir önemli alameti ne sıcak olur ne soğuk olur. Hava mutedil olur. Daha çok alametler var. Denizin suyu bir an gelir ama. Bir an olur, su, bütün sular tatlı olur. Bir an olur, o onu yakalama meselesi. Bir de ağız meselesi. Evet, herkesin anlayacağı şeyler değil ama inşallah biz, zaten biz delil aramıyoruz. Biz ne dedi? Tek gecelerde arayın. En ümitli de 27. Biz elhamdülillah inandık elhamdülillah. Bir şey. Yani şüphe etmiyoruz elhamdülillah. Sahabe-i Kiram'dan birçokları da şüphe etmiyorlardı ki 27. gece olduğunu müjdeliyorlar. Şimdi Kadir gecesi olduğu zaman şu hadis-i şerif Ye azze ve celle, Cibril aleyhisselam fe yefidu fi kübkübeti minel melâke Cebrail aleyhisselam meleklerle cemaatlerle iner ma'u liva'u yeşil sancak yanında var fe yarküzü liva'u ala zâril kabe sancağı Kabe'nin üstüne diker. Allah Allah. Kabe'de ne alem var. Ve le usid cenah altı kanadı var. Cebrail Aleyhisselam'ın meleklerin hepsi kanatlıdır. Kanatsız diyen kafir olur. Fatır suresinde ne var? Ayet var. Bak ayet oldu mu inkar eden kafir olur. Buralar hassas işler. Kurafet der Allah muhafaza. 600 yüz kanat. Mina cenahan iki tane kanadı var. La illa fi kadir. O iki kanadı hiç açmaz. Ancak ne zaman açar? Kadir gecesinde açar. Senede bir kere açar. Fe O kanatları açtığı zaman diyor iki kanat birisi doğuyu geçer birisi batıyı aşar. O sığmaz. Fe el fi Cebrail melekleri dağıtır. Dağılın dağılın bütün Müslümanları arayın bulun. Fe Ala kulli kaimin ve kâidin, ve ve dâkirin ayakta namaz kılan, oturarak Kur'an okuyan, efendim zikreden bütün Müslümanlara selam verirler. Ve yusafihunuh. Onlarla musafa ederler. Fe ala Şimdi dua diyorsun. Melek de amin diyor. Amin, amin, amin. Bütün melekler dünyaya dolmuş. Bir Müslüman ne istiyor Allah'tan? O melek amin diyecek. Allah. E, Meleğin amin dediği dua de olur mu? Hatta atlu fecr, imsak oluncaya kadar. Fe ize fecr, gün doğduğu zaman, işte beş buçuk saatlerinde, yunadi Cibril, Cibril seslenir. Maaşir al melâike, el Melekler topluluğu, gidiyoruz, gidiyoruz, dönüş, dönüş. Allah. Dünyaya geliyorlar, Seni de bir kere ya. Dünyada melek çok var, sağımızda varsa onlar ayrı. Bunlar göğün melekleri geliyor şimdi. Yerdeki melek zaten var. Orada fark var. Feyekulun Ya Cibril fe ma sanayallahu fi müminin min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler derler ki, ey Cibril bu gece çok dualar oldu. Sabaha kadar Müslümanlar yalvardılar. Allah Müslümanların muratları hakkında ne yaptı? Feyekulun nezarallahu ileyhim fi adihilleyle fe afa'an ve gıfaralum. Bu gece Allah onlara tecelli etti özel bir bakışla rahmetiyle nazar etti. Hepsini affetti, bağışladı. İlla arbaa dört kişiyi hariç tuttu. Şimdi burada kalıyor. Sahabe-i kiram soruyor bu sefer. Meleklerin durumu burada. Fekulna diyor biz dedik ki ya Resulallah bu dört kişi kimdir onlardan olmayalım. Kale müdminu gamr. İçkiye devam eden. Şimdi Allah kurtarsın. Ümmeti Muhammed'den içkiye tutulanlar var. Allah nefret versin, ikrah versin. Bu sarhoş edici maddelere müptela olan gençler var. Tiner tineretotu tinerciler genç. Acıyoruz. Dua edelim bu gece. Allah soğutsun inşallah. Kurtarsın bu sarhoş edici maddelerden, Allah uyuşturucu maddelerinden. Çok dua edelim. Yazıktır bunlara ya. İçkiye devam eden af olmaz. Ve <laughs> ana babasına karşı gelen Ana babasının meşru isteklerinde ana babasına isyan eden Allah muhafaza ya Rabbel alemin. Bu ana babasına isyan eden. İşte bak adamın birisi ne yaptı? Anasını ona nasihat ediyor diye kızdı. Kalktı. Attı tandıra. Yandı anası. Sonra pişman oldu. Tevbe etti. O kadar ibadet etti. Hatta bazılarına göre büyük veli oldu. O kadar ibadet etti artık pişman oldu. Hacca gitti. Allah dostlarına keşfedildi. Herkesinki kabul oldu, 12 onunki redd oldu. Anasına, babasına tabi anasını illa tantır atıp yakmak çok büyük iş ama yine de meşru isteklerine karşı gelmemek lazım. Vekatu rahim, Akraba ilişkilerini kesen sılay rahim kesen yani onun için bir mesaj bile şu anda sılay rahim sayılır. Telefon sılay rahim sayılır. Mektup sılay rahim sayılır. Şimdi telefon çıktı, cep telefonu çıktı. Mesaj çıktı. Kolay kolay işler çıktı. Arayın dayınız, teyzeniz, halanız, ananızdan taraf, babanızdan taraf, yakınları. Sıla-i Rahim illa bu gece kesen değil. Yani aylarca, yıllarca görüşmüyor, aramıyor, sormuyor, ziyaret etmiyor. Allah muhafaza. Ve müşahin. Bir de müşahin. Dedik ya Resulallah müşahin nedir? Buyurdu musarim. İşte bu musarim nedir? Bu musarim iki manası var. Bir, ehli sünnet dışı bid'at ve reformist yenilikçi fikirlere sahip olanlar af olmaz. Ehli sünnet dışı. Dört mezhep dışı. Bunlar af olmaz. Efendim, işte bunların iyi dikkat edin bunların. Bunlar hoca kılığında da olsalar, profesör doçent etiketinde de olsalar, ne konuşursa konuşsunlar, Allah için inanmayın. Allah için inanmayın. Bunlar yanlış. Bu itikada sahip olanlar af olmaz. Bir de kin tutan, Üç günden fazla küslüğü sürdüren, şimdi hanginiz, üç günden fazla birinden selam almıyorsun, vermiyorsun, konuşmuyorsun, onun da Kadir Gecesi meleklerin selamından mahrum olma tehlikesi mevcuttur. Onun için küslüğü bırakmak lazım. Müslüman Müslümana üç güne kadar müsaade var. Üç günden sonra nedir? Helal değildir. Selam verir. Aleyküm selam. Selam almamanın bir lüzumu yok ya. Çok mu, samimi olmazsın ama hiç olmazsa bir selam aleyküm selam şeklinde bir konuşmak lazımdır. Böylece bu dördün dışındakiler hepsi birden affolurlar, mağfiret olurlar inşallah. İnşallah bu dörtten değiliz. İnşallah. Ana babamıza isyan etmiyoruz. İşçiden hiç nasibimiz yok elhamdülillah. Sıla-i Rahim'de biraz gevşekliğimiz var. Allah'ım bunu da telafi ettirsin inşallah. i̇nşallah. Ne yapacağız şaşırdık. Zorluk var. Ama bu telefon işleri biraz kolaylaştırdı. Hiç olmazsa o yoldan arayalım. Hadi hatır soralım. İnşallah. Ondan sonra efendim, hoca efendim işte ben arayacağım da bizim akraba biraz fakir biliyor musun? Ee, işte hemen ben şunu lazım, bu lazım. Fitre var mı, zekat var mı? Yardım. Onun için ben de bakın selam kelam kelam bıttık meselesi yani. Selam veriyor veriyor. Karpuzcu aleyküm selam demiyor yani. Dediler niye dediler? Dedi aleykümselam desen konuşmaya başlayacak konuşmanın sonunda bir karpuz verir misin olacak dedi ya. Onun için hiç aleykümselam demiyorum demiş. Bunun için şimdi bu suları çoğu nereden geçiyor İşte ben şehre geldim durumum da iyi biraz araba aldım işim de iyi falan. Bizim millette hepsi fakir. Ne yapacağız ya ne yapacaksın ben sana formül üretiyorum Varsa vereceksin. Durumuna göre vereceksin ya. E ver ver her sene her sene her telefonda bir şey istiyorlar ya. E isteyecek sen de vereceksin. Varsa vereceğin, yoksa yok diyeceğin. Yalan demeyeceğin ama. Yoksa bende de yok diyeceğin. E varsa ver biraz fazlasından. Ne olur? Ne olur? Onun için sılay hem kesmeyelim. İnşallah. Arayalım, soralım inşallah. Böylece af olalım, mağfiret olalım. Af olanlar zümresine ilhak olalım. Şu mübarek gece hürmetine inşallah. Dualar yapalım inşallah. Şimdi Kadir Gecesi duaları var. Şimdi ne yapacaksınız? yapacağınızı biliyorsunuz ama yine de Ramazan Şerif Risalesi'nde ne var? İki tane yer var şu anda bizi bu gece ilgilendiren. Bir tanesi nedir? Kadir Gecesi namazları var. Kadir Gecesi namazlarında tarifler var. Efendim bu tariflerle amel edebilirsiniz. Şimdi tam yerini birden bulamayabiliyorum. Ancak en azı iki rekat, ortası yüz rekat, fazlası bin rekat. Hoca ben de o bini hiç duymamış olalım. Yüzü de düşünürüz. Ama iki olur. O ikinin de tarifi var. Onlara bakın. Hatta efendim hadis-i şerifte çok da kolay tarifler var. İki rekat ee, kılın, kılınıyor. Ondan sonra istiğfarlar var. Yetmiş kere istiğfar ediliyor. Onu bulursunuz. Firistin'de var. Kitabın Firistin'de. Namazlar bölümü. Kadir Gecesi namazı. Diyor ki kendisi de anası da babası da af olmadan namazdan kalkmaz diyor. Yani çok da kolay bir şey. İki rekat. Herhalde yedi innazenlam, yedi ihlas, bin innazenlam, ihlas. Bakın tarifi tam kafamda yok. Amel edersiniz inşallah. Ondan sonra Kadir Gecesi duaları var. Ben şimdi yapacağım siz de amin dersiniz. Amma velakin evde de çoluk çocukla birlikte. Evet. Dört e, hatimle. onlarda kısaca duasını yapacağız. İnşallah hepimiz hissedar olacağız. Kadir gecesi dualarında da ne diyor? Büyüklerimiz Kadir Gecesi'ne rastlasam af ve afiyetten başka bir şey istemem diyor. Çünkü af oldun mu ahireti kurtardın, afiyet oldu mu da dünyada rahat ettin. Af ve afiyet. Arapçada istenecek. Türkçede dua edebilirsiniz. Namazın dışında Türkçe dua caizdir. Ama Arapçasını okursanız sünnete uygun olur. O zaman daha güzel olur. Ondan sonra Ayşe anamızın duası var. Resulullah'a sordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir gecesine rastlarsam ne hangi dua diyeyim Ona öğretti. Allahümme vendeki afun. Tuhibbul afe O yapılacak. Daha başka dualar var. Af ve afiyetle ilgili Kadir gecesi dualarından da onları yaparsınız. İnşallahı rahman. Ondan sonra kardeşler birkaç şey hemen hatırlatalım. Duadan sonra daha sizi tutmayalım. Birincisi geçen hafta dedik Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri. Allah Teala rahmetiyle muamele etsin. Şefaatine nail etsin. Mekke'deki büyük veli vefat etti birkaç sene evvel. Ramazan'ın yarısında vefat etti. Kerametler sahibi, büyük Allah dostu. Buraya da gelmişti. Biliyorsunuz külliyede de konuşmuştu. Ehli sünnetin kalesi. Ehli sünnetin aslanı diyorlar. Onun için. Tabi orada Vehhabilerle uğraştı. Dünyadaki bütün batıl akımlarla uğraştı. Resulullah'ın şefaatini inkar edenler tevessül inkarına uğraştı. Bu eser Adı Mefahim. Bunun Arapçasını biz aldık. Seneler evvel o bize hediye etmişti. Bu eser dünyada çok kabul gördü. Pakistan, Hindistan, Yemen'den tut. Bütün dünya İslam uleması takrizler yazdı. Misli bir eser yazılmamış. Böyle güzel bir eser. Hoca efendiler bunu Türkçe'ye çevirdiler. Çünkü Arapçasından biz anlıyorduk ama siz anlayamıyordunuz. Bütün halkımız istifade etsin diye. Bu eser Türkçe'ye yeni çevrildi ve sizlere arz ediliyor. İnşallah ehli sünnet itikadı ile ilgili, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati ile ilgili, kabrinde diri olduğu ile ilgili, yüzü su hürmetine dua ile ilgili, sakalı şerifin teberrükle ilgili, efendim mübarek saçlarıyla, hırkayı şerif gibi mukaddes emanetlerle ilgili bütün ilimler, ehli sünnete göre mübarek insan bunda yazdı. Allah kabrini nur eylesin. Bu yaptığı hizmetten dolayı onu hayırla mükafatlandırsın. Mübarek insan yüze yakın eser yazdı, yüze yakın. 60 yaşına gelmeden vefat etti. Ve lakin kitapla doldurdu, eserle doldurdu, talebeyle doldurdu dünyayı. Endonezyalarda, Malezyalarda yüz binleri aşkın talebesi var. Bütün dünyaya hizmet etti. Türkiye'de kaç kere teşrif etti. Elhamdülillah. Şimdi efendim bu zatın bu eseri size arz ediliyor. İnşallah istifade edin. Bak batıl insanların kitapları değil bu ehli sünnet kitabını tavsiye ettiğimize göre bunu okuyun. Çok kıymetli ilimlere ulaşacaksınız. ان شاء الله الرحمن. سبحان ربي العلي على الوهاب، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك الجنه. ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك رضاك والجنه. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك الجنه. ما قرب اليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد، صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد، صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك من الخير كله. عاجلي ما ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجلي ما ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا آمين. اللهم إنا نسألك العافية آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية آمين. والمعافاة الدائمة آمين. في الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا آمين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنزعنا سترك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم كرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم الناس يلقى الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بس علينا من الرزق الحلال واصرف عنا سوء فسقة الإنس والجن اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا اللهم بارك لنا في أولادنا وأموالنا اللهم اكثر أموالنا وأولادنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم اطل أعمارنا اللهم أحسن أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واحنا ما كانت الحياة خيرا لنا توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احينا حياة طيبة بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك آمين اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، تعلم حاجاتنا، فاعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا. فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم انا نسألك ايمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمت لنا، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله. فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فلا اقل من ذلك فتهلكنا فارحمنا بَكْلَنَا كلات الطفل الوليد انك انت الولي الحميد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا دائما نسالك قلبا خاشعا نسالك علما نافعا نسالك يقينا صادقا ونسألك. دينا قيما ونسألك. عافيه من كل بليه اسالك تمام العافيه سالك دوام العافيه سالك الشكر على العافيه اسالك الغنى عن الناس يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والإكرام. والاكرام اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Allahümme bi esmaikel husna ve sıfatikel ulyâ. Ya Rabbi şu mübarek gecede bizleri affeyle, mağfiret eyle. Amin. Mutlaka affettiğin kullarına ilhak eyle. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtişâben gufira lehu mâ min zembi ve mâ teâkhara. Hadis-i şerifinde doğru dürüst ehli sünnete göre inanarak ve ihlas ile ibadet yapıp sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmişi geleceği bağışlanır müjdesine nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ehli sünnete göre iman nasip eyle ya Rabbi. İtikadımızı tahsiye etmek nasip eyle. Amin. Ehl-i sünnete muhalif hiçbir şeye izne inandırma bizi ya. Rabbi. Amin. Ya Rabbi gösterişten muhafaza eyle bizi. Bize ihlas nasip eyle ya. Rabbi. Amin. Yaptığımızı senin rızan için yapmak nasip eyle. Milletin metinden, zemminden aldırma bizi ya Rabbi. Amin. Kimsenin övgüsüne, sevgisine, sövgüsüne kandırma bizi ya Rabbi. Amin. Bizi insanları bizi ölü gibi göster insanları Amin. bize ya Rabbi. Sadece seni var olarak bildir bize ya Rabbi. Amin. Sen rızan için iş yaptır bize ya Rabbi. Ya Rabbi bu riya, kibir, gurur, ümmetimin içinde gizli şirk. Karanlık gecede kayanın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden gizli gezer. Buyurdu Habibim küçük şirkten sakının. Sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Bu ihlas, ihlastan bizi mahrum etme Ya Rabbi. İmanen ve ihtisaben sırınamaz. Har eyleyerek. Geçmişimizi geleceğimizi affeyle mağfiret. Bizi bağışla Ya Rabbi. Mağfiret olunmamıza mani olacak kötü amellerden bizi muhafaza eyle. İçkiden, kumardan, faizden, fuhuşten ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Rüşvetten sair yalandan, gıybetten, Dedikoddan iftiradan, sevmediğin, razı olmadığın her türlü ahlaktan, sılay rahimi kesmekten, ehli hevanın, Eli bidatın fikirlerine, reformlarına uymaktan, kapılmaktan, Ya Rabbi Müslümanlara kin tutmaktan, küstürmaktan bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Şümbarek gecede affına mani olacak kötülüklerden tevbe ediyoruz Ya Rabbi. Hayır. İstiğfar ediyoruz Ya Rabbi af istiyoruz ya Rabbi. Cemi hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azimel el lezi ila ilahe illahu. El hayyel kayyume ve tübile. Ya Rabbi pişman olduk bu verdiğimiz günden bugüne kadar. Bilerek bilmeyerek çok hatalar yaptık ya Rabbi. Biz onlardan razı değiliz ya Rabbi. İsteyerek yapmadık, memnun da kalmadık ya Rabbi. Şimdi üzgünüz, perişanız, pişmanız ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle affı, mağfiretin bizim günahlarımızdan daha geniş Ya Rabbi. Senin rahmetin bizim katımızda amelimizden daha ümitli Ya Rabbi. Lütfeyle, kerem eyle bizi, affeyle Ya Rabbi, Amin. mağfiret eyle Ya Rabbi, merhamet eyle Ya Rabbi. Boyunlarımızı, ana babalarımızın boyunlarını, çoluk çocuklarımızın bütün müminatın boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Şümbarek gecede hayırlı kazalar, kaderler takdir eyle Ya Rabbi. Amin. Bir daha seneye kadar selametler takdir eyle Ya Rabbi. Sen fazla gör İslam'a Müslümanlara zaferler, nusretler takdir eyle. Amin. Ya Rabben alemine ya gayren nasirin. Irak'taki ehli sünnet Müslümanları kurtar ya Rabbi. Amerika'nın ve işbirlikçilerinin ve işgalcilerin şerrinden koru ya Rabbi. Amin. Onları umduklarını buldurmadan mahrum olarak döndür ya Rabbi. Amin. Ya Rabben alemin orayı onlara mezar eyle ya Rabbi. Amin. Biz kafirlere dua etmiyoruz, beddua ediyoruz ya Rabben alemin. Amin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin işgal ettiler namuslarına tecavüz ettiler camilerini yıktılar mezarlarını yıktılar çok büyük zulmettiler ya rabbel alemin sen bunları ve işbirlikçilerini bunlara destek olan bütün Avrupa Birliği'nden olsun Yahudiler hep birlikte ya rabbi sen fazlu kereminle bunların şerrini defu izale Amin. eyle ya rabbi kaldır ya rabbel alemin Irak'ı kurtar ya rabbi İmam-ı Azamları Ya Rabbi bu Hanifeler hürmetine Ya Rabbi Maruful kerhi beni hürmetime isteyin Allah'a beni aracı yapın buyurun. O mübarek zat orada. Ya Rabbi Cüneydi Bağdadiler, Sirri Sakatiler, Şibliler ya Rabbel Alemin. Ne büyük veliler orada ya Rabbi. Sen fakat Abdülkadir Geylani Hazretleri, Seyyid Ahmet er Rufai Hazretleri o velilerin hürmetine ya Rabbi şu düşmanların çizmelerini çek ya Rabbel Alemin. Amin. Müslümanları vatanlarında güvende eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi'nin alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye saldıran Eşkıya teröristlerinde güçlerini imha eyle ya Bak bugün yine saldırdılar dün öyle. 13 tane askeri şehit ettiler. Ya durup duran adamın şeyine efendim saldırıyorlar. Kışlaya saldırıyorlar, bomba atıyor. Ne istiyorlar? Ne istedikleri belli değil. Yahudi'ye hizmet edecekler. Büyük İsrail projesine hizmet edecekler. Neye çalıştıklarına haberleri yok. Ya Rabbel alemin ve ahirun nasıl? Şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Askerlerimiz, polislerimiz bizi bekledikleri gibi sen de onları muhafaza eyle. Ya Rabbi onların em sağladığı güvenlik içerisinde yapıyoruz ibadetlerimizi, dualarımızı ortak eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazla gömle vatanımızı ve İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eyle. Amin. Parçalamaktan muhafaza eyle. Amin. Ezanımızı susturma ya Rabbi. Amin. Bayrağımızı indirme ya Rabbi. Amin. Bu şehit kanlarını temsil ediyor bu bayrak ya Rabbi. Biz bu emniyet içerisinde namaz kılıyoruz. Bu Müslüman halk İslam'a hizmet ediyor. Ya Rabbel Alemin veya gayran nasirin veya gayral fatihin teröristlere destek olan Avrupa Birliği ve Yahudi ve şair güçlerinde güçlerini iptal eyle ya Birliklerini boz ya Rabbi. Amin. Anlaşmazlık ver ya Rabbi. Amin. Filistin'deki Müslümanları kurtar ya Rabbi. Amin. Yahudinin zulmünden kurtar ya Rabbi. Amin. Duvarları kırdır ya Rabbi. Amin. Müslümanlara hürriyet, emniyet ver ya Rabbi. Mescid-i Aksa'ya rahat girip ibadet yapma imkanı Amin. ver ya Rabbi. Sen Sen fazlu kereminle ya Rabbel alemin Veya ya gayran nasirin. İsrail'in hapishanelerinde bulunan ne kadar Filistinli ve sahir Müslüman varsa kurtar ya Rabbi. Amin. Esirlere halas takdireyle eyle ya Rabbi. Amin. Nusret zafer takdireyle eyle ya Rabbi. Amin. Filistin Müslümanlarını iç savaştan muhafaza eyle. Aralarında birbirine vurmaktan muhafaza eyle. Amin. Birliklerini, güçlerini, kuvvetlerini kafire karşı kullanmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Keşmir'deki Müslümanlar, Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, çok zulüm altında Doğu Türkistan'da Müslümanlar, bu komünist Çin'in zulmü altında ya Rabbi. Çeçeristan'daki Müslümanlar, ya Rabbi Afganistan'daki Müslümanlar dağlarda, bayırlarda, zor durumlarda kış şartları geliyor. Onlar da öyle İslam'ı yaşayacağız diye kaçıyorlar Ya Rabbi. Afganistan'ı da Amerikan işgalinden muhafaza ile. Orayı da kurtar halası ile. Sen Ya Rabbel Alemin dünyanın neresinde Müslümanları esir ettiler, hapis ettilerse, haksız yere, susuz yere. O mazlum Müslümanları halası ile Ya Rabbi. Kurtar Ya Rabbi bu mübarek gece hürmetine Ya Rabbi. Dualarımızı ortak eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin bizim de ibadet emniyetimizi, hürriyetimizi bozacak afetlerden muhafaza eyle. Zelcele afetinden muhafaza eyle. İstanbul'un zelcelesini bertaraf eyle ya Rabbi. Geri çevir ya Rabbi. Amin. Sallama ya Rabbi. Amin. Bu kadar eserleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ecdadı bu kadar camilerini, medreselerini muhafaza eyle. Ya Rabbi'l-alemin onların hürmetine bizi de muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, Haldim Zeyneb Ayyub el-Ansari Hazretlerinin, Ebu Şeybet el Hudri ve civarlarında bulunan yüzlerce binlerce rivayetlere göre sahabe-i kiram hazaratının Ya Rabbi hepsinin Ya Rabbi tarafımızdan hayırla mükafatlandır Ya Rabbi. Amin. Güzel komşuluk nasip eyle. Amin. Etraflarında edepli yaşamak nasip eyle. Amin. Öldüğümüzde bu toprakta şefaatlerine nail eyle. Amin. Habibine onların sancağı altında Habibinin sancağına ilhak eyle Ya Rabbi. İstanbul'umuzda bulunan sahabe-i kiram hepimizin maddi manevi tüm sıkıntılarımızın açılmasına vesile ediyoruz ya Rabbel Alim veya hayrun nasirin kabirlerini nur ile derecelerini âli eyle. himmetlerini üzerimize daim eyle. Fatih Sultan, Yavuz Sultan, Kanuni Sultan ve Sultan Abdülhamid evvel Abdülhamid Sani ve Şair Osmaniye'de rahmet eyle. Kabirlerini nur ile derecelerin âli eyle. eyle. Şeyhülislam, İsmail Efendi ve Şair Şeyh ya Rabbi ve Suud Efendi İbn Kemal Efendi hepsinin Kabirlerini nur ile derecelerini âli. Hep şefaatlerine nail eyle. Hep onların etrafındayız, civarındayız. Himmetleriyle bizim de dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin. Ailelerimizi yar ile itaatkar ile. Ya Rabbi hayırla ıslah ile. Mal evlat fitnesinden muhafaza ile. Çoluk çocuklarımızın terbiyesinden aciz kaldık. Sana havale ettik ya Rabbi. Aciz kaldık elimizden tut ya Rabbi. Kalpler gönüller seninle de çoluk çocuğumuzu namaz ehli ile, Kur'an ehli ile, zikir ehli ile, eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç ile. İbadet, taat, sevgisini, zikir, muhabbetini kalplerimize ithal ile ya Rabbi. Şurada amidiyendilerin hepimizi nar azade ile. eyle. Dualarımızı lütfu kerem ile kabul ile karin eyleyip Kabe-i Muazzama ve muhtahere de yapılıp kabul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ayin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Ehli sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Ayin. Kaymaktan, caymaktan, vesveselere, şüphelere düşmekten bizi muhafaza eyle. Ayin. Yakini itikat bize nasip eyle. Ayin. Ahirete görür gibi iman nasip eyle. Ayin. Ya Rabbel Alemin zikir derslerimizde kolaylıklar ihsan eyle. Gece namazlarına kolay kalkmak nasip eyle. Uyku halini, tembellik halini bizden izale eyle. Zikrine şükrüne güzel ibadetle karşımıza yardım eyle. Ya Rabbena alemin bizi mutlaka muvaffak eyle. Sevdiğin, razı olduğun inançlara, amellere muvaffak eyle. Sevmediğin, razı olduğun her türlü inançtan, ahlaktan bizi muhafaza eyle. Amin Ya Rabbi. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Sıhhat ve afiyetler ömrüne, bereketler ihsan eyle. Başımızdan eksik etme yokluğunu gösterme Ya Rabbena alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya fatihin. Anne elinde seyri sülü itmamını ihsan eyle ya. Amin. Cemî müşkilatımızı hallü asan eyle ya. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tepdiyle eyle Amin. Günahlarımızı sevaba tepdiyle eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabben alemin. Bayram gecesine de ya Rabbi ihyaya muvaffak eyle. Amin. Bayram gecesini ihya kalbi ölmez müjdesine dahil eyle. Amin. Bayram sabahına dostlarının bayramına ilhak eyleyim. Kullarım ben sizden razı oldum, af olarak dağılın diye bayram sabahı, dostların gibi bir bayrama kavuşmak, af olunduğumuz günde bayram yapmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbena alemin, bir daha seneki Ramazan-ı ve Kadir gecelerinde kavuşmak nasip eyle. Amin. Bize hayırlı uzun ömürler takdir eyle, sıhhat ve afiyetler nasip eyle. Amin. Malımıza, ömrümüze, Mevlamıza hepsine bereketler ihsan eyle. Amin. Hayırlarını göster Ya Rabbena alemin. Amin. Ya Rabbi içimizde hastalar var, bizim de hastalıklarımız var, bütün hastalıklarımıza acil şifa. Ya Rabbi dertlere devalar takdir eyle Ya Rabbi. Borçlu kullarım var ödeme kolaylıkları yoksa beklemedikleri yerden merzuk eyleyip. Halalından rızıklarımızı gönder Ya Rabbi. Haramlara şüphelere bulaştırma bizi Ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi borç yüzünden yalan konuşmak gıybetli efendim rüşvete düşmek faize krediye bulaşmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Borçlandırma bizi Ya Rabbi. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları halka ile Sebepler yarat Müslümanları çok hayırlı zengin eyle. Müslümanlara güç ver Ya Rabbi her sahada Mansur muzaffer eyle. Amin. Amin. Ya Rabben alemin ve ya gayren nasirin. Sen bu mübarek gecede de yardım edenlere yardım eyle. Amin. Dinine yoluna yardım edenlere yardım, Amin. yardım eyle. Amin. Ya Rabbi dünya ahiretlerini mamur eyle. Amin. Meleklerin duasıyla Allah atım fıkan halefa. Senin yoluna verenin yerini çabuk doldur duasına dahil eyle. Amin. Allah muaccilli mümsikin telefa. Ya Rabbi kısıp kesen, cibrilik edenin malını telef etmet duasına dahil etme bizi ya Rabbi. Amin meleklerin bedduasından kurtar ya Rabbel Mutlaka bu mübarek gecede Hazreti Cibril'in ve Melaki-i Kiram'ın selamına nail eyle. Amin. Hazreti Cibril'in musafasına mazhar eyle. Ay. O hali bize yaşat ya Rabbi. Ay. O anı bize tattır ya Rabbi. Amin. Tüylerimizi ürperttir ya Rabbi. Ay. Gözlerimizi tenhada yaşlandır ya Rabbi. Ay. Senin korkundan kimse görmediği yerde ağlamak nasip eyle ya Ağlamak nasip eyle ya Kalplerimize tesir nasip eyle ya Rabbi. Ay. Amin. Ya Rabbi Alemin ve ya gayrın nasirin ve ya fatihin. Her ne hayırlı muratlarımız varsa, bu cemaatin içinde ne dilekleri varsa, ne hayırlıysa sen biliyorsun. Hepsini ihsan eyle. Amin. Bu mübarek geceye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kavuştuğunda ne dua etti? Senden neler istedi? Ya Rabbi. Ve bu mübarek gecede sahabe-i kiram kavuştular. Senden neler istediler? Ve 1400 senedir bugüne kadar sahabe-i kiram tabi'in, tebi'in, tabi'in, tabi müçtehidin, fessirin, fukuha, bütün ulema, evliya şu mübarek gecede ne dua ettiler ve ne taleplerde bulundularsa biz bunlardan aciziz. Ancak hepsinin istediğini senden istiyoruz. Bize de nasip eyle ya. Amin. Ya Rabbi şu mübarek gecede Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaç kadir gecesine kavuştu. Kainat efendisi hali hayatlarında şu anda da aramızda ve ondan sonra sahabe ve bugüne kadar gelen bütün dostların Nelerden sana sığındılar? Hepsinden biz de sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün hayırları ihsan eyle. Amin. Bütün şerlerden emin eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Şu dualarımızı fazl-ı kabul kabule karin eyleyip buradan dağılmadan her bir ellerimizin günahları sevaba tebdil olmuş olarak dağılmaya muvaffak eyle. Amin. Ve ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Bize dua ısmarlayanları da bu dualara ilhak eyle. E bize ne dua asmaladılar, ne hayırlı muratları varsa umduklarımıza ne korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi son nefeslerimizden korkuyoruz. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Amin. İmandan ayırma ya Rabbi. Amin. Son nefesimizde şeytanın tasallutuna çarptırma ya Rabbi. Amin. Mutlaka abdestli nasip eyle. Amin. Namazda nasip eyle. Amin. Ve ya Rabben alemin son kelimemizi kelime-i tevhid ve Kur'an'ı mecid eyle. Amin. Ölürken de kabirden kalkarken de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed ve Bu şehadetten bizi mahrum etme ya Rabbi. Ölümümüz ölürken de dirilirken de ölümüzü dirimizi ya Rabbi bu şehadetin ehlinden eyle ya. Amin. En hayırlı ehlinden eyle ya. Bununla öldür, bununla kaldır ya Rabbi. Huzuruna çıkart ya Rabbel alemin. Amin. Amin. İman kelimesini bize bağışla ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle kabirler. Nur ile ana babalarımızı affedip bizden razı eyle. Erbabı hukuku bizden razı eyle. Ve bu cemaatin geçmişlerinden ta Adem Aleyhisselam'a kadar ne kadar babamız, dedemiz, nenemiz Adem Aleyhisselam'a kadar imanlı olan müminini müminatın kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Rahmetler dağlar gibi idhal eyle ya Rabbi. Bu dualarımızı onlara ishal eyle ya Rabbi. Bize de arkadan okunmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. amin, amin, amin. Allahümme inna neseluke tamamen ni'me amin. ve devamel afiye amin. ve husnel khatime. Evet, ya Rabbi okunmuş olan hatmi şerifleri de fazlu kerem kabul eyleyip 15 adet hatmi şerifler vesaire hatmi şerifler, sizin okuduğunuz hatmi şerifler hepsini kabul kabule karineyle. Amin. Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatçiğiyle şefaat edenler, hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz latif şerif ruhu az adetlerine senenle peygamberan, uzam-ı rusul, gamal-ı mesalbat menan. Hazret-i tayyibelerine Ali Ezvaci Dairat i Matil Mübni Hulefai Raşidin Ashabı Güzin Ensar Muhacirin Tabi'in 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 Etba'in Tabi'in Tabi'in Eyme-i Müştehidin Fesirin Muhaddetin Fukak Kurratullah Ve Bicül Hamele'yi Silsile-i Meşayıkımızın Hususan şeyhimiz, İmam-ı Rabbani i̇mam Masum Beyullah Harar Muhammed Halid Abdullah Mustafa Garibullah Nurullah ve şeyhün evruğru inadine Allah el hac aliyyül haydel ekhsef hazretlerin ve şair ve şayihimizin ve şair turku aliyyenin ve şayih ve mütesipler ervahine analarımızdan babalarımızdan abba ve ecdad akribay talukatımızdan komşu ve yaranlarımızdan irtihal değer baka etmiş olanların ervahine ve kâfe i iman ervahine ve khasaten bu cemaatin geçmişlerinin özellikle ruhlerine ve sağ olsalardı şimdi aramızda olacak olan Mikail amcalar, Tevfik amcalar ve şair ya Rabbi, bütün cemaatlerimizden bizi bir kere dinlemiş, senin rızan için sevmiş ve bir kere sohbete gelmiş ve iman ile de ölmüş olanların hepsinin ruhlarını hediye eyledik. İsal ile eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Kamlar cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Tarafımızdan hayırla mükafatlandır ya Rabbel alemin. Hazreti Kur'an'ın şefaatine nail eyle. Şikayetinden emin eyle. Hazreti Kur'an ile Ramazan Şerif ayının çok münasebeti var. Kur'an ile bitirmek nasip eyle ya Rabbel alemin. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'me. دوام العافية حسن الخاتمة دوام كبوليك صلوات شريفة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى اشرف النبي صلى الله عليه وسلم واله واصحابه وشاخنا الى روحنا افندي خاصه الفاتحه <applause>